Varyansın TV izleyicilerine iyi akşamlar. Bugün Varyansın TV'de ilk defa spor politik programı adı altında bir program başlıyoruz. Bugüne kadar Varyansın TV'nin sitesinde yazılarımla sizlerle birlikte olmaya çalıştım. Ama şimdi hem görüntülü hem sesli olarak sizlerle pazartesileri birlikte olmaya çalışacağız. Bu birlikteliğimizde partnerim, program eşim, değerli hocam Muharrem Karanfici olacak. Öncelikle kendimizi tanıtarak geceye başlayalım. Ben Murat Bölükbaşı, bildiğiniz gibi Varyansın TV yazarlarından biriyim. Teknik direktörüm. 14 yaşında futbola başladım amatör olarak. 40 yıldır futbolun içindeyim. Bunun yanında hem gazete olarak Aydınlık'ta daha önceden spor köşem vardı, orada yazdım. Şimdi Varyansın TV'de yine yazıyorum. Türkiye'nin çeşitli kulüplerinde profesyonel futbol antrenörü olarak, teknik adam olarak, sorumlu olarak çalıştım. Profesyonel futbolculuk yaşantım yaklaşık 10 yıllık bir süreç içinde Türkiye'nin 3. liginden Süper Ligi'ne kadar her boyutta profesyonel futbolcu olarak görev yaptım. Bugün de artık bir yandan sizlerin karşısına bir spor insanı olarak program yaparak çıkmak istiyoruz. Şimdi tabii bu benim ilk programım, moderatörlüğüm. Biraz bunun heyecanı var ama yavaş yavaş atarız herhalde diye düşünüyorum. Muharrem Hocam benden daha tecrübeli bu konularda. Ben kendimi tanıttıktan sonra şimdi Muharrem Hocanın kendisini tanıtmasını isteyeceğim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Muharrem Karanfici. Hocam gibi spora ve futbola çok küçük yaşlarda çeşitli kademelerde oynayarak başladık. Daha sonra yine antrenörlük boyutunda ve çeşitli profesyonel takımlarda antrenörlük yaptık. Milli takım boyutunda işitme engelliler milli futbol takımıyla 2017 olimpiyat şampiyonu olduk. Buna katkı sağlamak büyük onur ve gurur meselesiydi. Daha sonra yine çeşitli profesyonel takımlarda çalıştıktan sonra aynı zamanda da Spor Bakanlığı'nda spor bilimci uzman olarak görev yaptım. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknoloji Yüksekokulu mezunuyum. Daha sonra yüksek lisansımı Dumlupınar Üniversitesi'nde tamamladım. Konuyla ilgili çeşitli, hocamın da gösterdiği gibi çeşitli akademik çalışmalarımız, kitaplarımız oldu. 4 tane yaklaşık bilimsel kitap, 60'ın üzerinde de ulusal ve uluslararası makalelerde çalışmalarım oldu. Bunun yanında ulusal bir gazetede genel yayın yönetmen yardımcılığı ve köşe yazarlığı yaptım. Yani kısaca söylemek gerekirse bizim işimiz spor. Spora bundan sonra da siz değerli izleyicilerimizin karşısında katılımcı olarak fikirlerimize katkı sağlamak, Murat Hocam'la birlikte destek olmak, spora yine destek olmak, bildiğimiz işi yapmak bizim ideallerimiz arasındaydı. Bu ilk programımız hocamla. Daha sonra aramıza muhtemelen gündemin içeriğine göre çeşitli konuklarımız da dahil olacak. Birlikte programı götüreceğiz sizin desteğinizle birlikte. Yani sürçülisan edersek affola. Evet. Dakika dakika açılırız. Sonra topun gelişine vurmaya başlarız diye düşünüyorum hocam. Programımız interaktif. Size katılım gösterip canlı sohbet odasından bize eleştirel boyutta da katkı sağlayabilirsiniz. Desteklerinize de katkı sağlayabilirsiniz. Sizin fikirleriniz de bizim için oldukça önemli. Tabii. Hocam o zaman ilk soruyla başlayalım. Aslında evet. Programın ismi Spor Politik. Bunu ben çok istedim. Çünkü şöyle bir şey var. Genelde bize söylerler hatırlayın. Ya
sporcu adam spora baksın. Sizin işiniz siyaset değil. Ya siz bırakın bu işleri gibilerinden böyle devamlı negatif bir yönlendirme var, algı var. Şunu diyorlar yani, sporun politikası olmaz. Biz de diyoruz ki tam aksine sporun politikası olur. Olur mu hocam? Yani normal çerçevede bakmak gerekirse sporu politikadan ayırmak lazım. Ama insan ve paranın olduğu her yerde politikada illaki olur. Bu anlamında ne iş yaptığınızın çok, hangi sektörde yer aldığınızın bir önemi yok. Spor ve para varsa, para ve insan varsa, bakkal dükkanında işletiyorsanız illaki politikanın içerisindesiniz demektir. Çünkü politika böyle bir şey. Parayla yönetilen, parayla döndürülen bir şey ve mutlaka sporun içerisinde büyük organizasyonlar, büyük bir sermaye var, büyük paralar var. Buna politikanın dahil olması mümkün değil. Elbette sporun içerisinde politika da var. Keşke olmasa diyoruz. Bunu örneklendirecek olursak, stadyumlarda hükümet aleyhine yapılan tezahüratlardan tutun, ülke yönetimlerinde işte İspanya örneği var bununla ilgili. İspanya Krallığı'nın yıllarca sporla ülkeyi yönetmesi örneği çok çarpıcıdır. Ülkemizde de aynı şekilde büyük popülasyonların olduğu, kitleleri peşinden sürükleyen stadyumların hınca hınç dolduğu, o kadar insanımızın bunun içerisinde yer aldığı bir yerde, bir kurumsal yapının oluşmadığı bir yerde politikanın içinde olması mümkün değil. Politika her zaman vardır, olacaktır da. Ama keşke olmasa. Evet. Ben biraz daha katayım bu konuda. Siz olmasın, keşke olmasa diyorsunuz ama ben şöyle, sporla politikanın, yani daha doğrusu spor politikalarının birbirinden ayrılması mümkün değil. Neden? Bugün Sağlık Bakanlığı var. Elbette. Sağlık politikaları var. Turizm Bakanlığı var. Turizm politikaları var. Ulaştırma Bakanlığı var. Ulaştırma politikaları var. Peki Spor Bakanlığı yok mu? Elbette var. Peki Spor Bakanlığı'nın olduğu yerde spor politikaları olmaz mı? Elbette olur. Olması gerekir. Ama bana göre bizim spor politikalarımız yok. Aynen öyle. Şimdi o zaman spor politikalarını kimin yürüttüğüne bakmak lazım. O zaman nasıl burada yürüdüğüne bakmak tabii lazım. Tabii. O zaman yani burada keşke olmasa dediğim konu aslında buna delalet, buna işaret ediyor. Evet. Yani keşke sporu politikacılar değil de sporcular ya da sporun içerisinden gelen akademisyenler, bilim adamları sporun diğer unsurları yönetse, bunu bir politik çerçevede değil, toplumsal ve sosyal çerçeveye katkı sağlayacak boyutta ele alınsa elbette. Yani keşke olmasa dediğim ve bahsini açtığım konu bu. Ama bizim ülkemizde sporu kulüpleri politikacılar yönettiği için var ve var olmaya da devam edecektir. Yani bunun olmaması için insanların geniş erdemli yapılarına, eğitim düzeylerinin çok yüksek olmasına falan bağlamak gerekir. Bu da mümkün değil. Evet. Ben mesela bazı notlar aldım. Yani sporun politikası olur mu derken, eğer sporun temel eğitim kültürünün ayrılmaz bir uzvu olduğu gerçeğini göz ardı etmemek lazım. Kesinlikle. Sporun toplumu birleştirici ve kaynaştırıcı gücü olduğunu. Ayrıştırıcı da. Tabii. Yalnız aslında ayrıştırıcı da. Tabii. Gerçeğini göz ardı etmemek lazım. Sağlıklı bir toplum hedefinin önemli bir enstrümanı olduğu gerçeğini göz ardı etmemek lazım. Evet. Sporun ülkelerin uygarlık düzeyini gösteren olimpik yarışma kültürünün önem ve değerini göz ardı etmemek lazım. Kesinlikle. Şimdi eğer bu temel üzerine spor politikaları kurulursa o zaman bu ülkeye fayda sağlar. Kesinlikle. Ha bir de spor politikası yapmamak da bir politika. Yani tartışılabilir. Yani ya da politikasızlaştırma. Yani politikasızlaştırma derken
yapılması gerekenlerin tam tersini yapmamak gibi. Mesela ne? Yine onları da şey yap. 2000 yılların başında gelen iktidarla birlikte kurumların, spor kulüplerinin kapanmasını gerçekleştirdiler. Yani kurumların spora desteğini kestiler. On binlerce, binlerce. Yani bunu herhalde şeyden dolayı, kamu iktisadi kuruluşlarının örneğin petrol ofisi, DSE'yi, evet, köy hizmetleri. Bunlardan bahsediyorsunuz. Burada Türkiye'nin her tarafında, kamu kuruluşlarının spora olan katkısını, bankaların. Bu kuruluşlar oralarda sporcular yetiştirirler. Doğru. Ve bu çocukların toplanma alanlarıydı. Sporla buluşma alanlarıydı. Doğru. Bir, bunun önüne geçtiler. Bu sporda politikasızlaşma ya da kötü politika uygulama. Mesela bu hemen futboldan örnek verelim. Bir yetenek havuzu vardır, değil mi? Evet. Yetenek havuzu olmadığı sürece siz futbolda Allame Cihan olsanız başarılı olamazsınız. Yetiştiremezsiniz. Yetenek havuzu. Şimdi bizim 90'lı yıllarda oynadığımız dönemlerde ben 10 gruplu bir üçüncülük takımında oynuyordum Balıkesir Spor'da. Her grupta 16 takım vardı. 160 takım vardı takım hocam. Sadece üçüncülükte. Yani takım sayısı nüfus o zamanlar 52 milyon civarındaydı. Hı hı. Takım sayısı 200 civarındaydı. Evet. Bu politikasızlaştırma veya kötü spor politikaları sonucunda bugün nüfus 84 milyon, ülkedeki takım sayısı yaklaşık 129 ile 139 arasında bir şey. Yani yükselmesi gerekirken azalmış. Ne yapmışız biz? Dereleri, ırmakları, pınarları kurutmuşuz. Bununla ilgili bir politika düzenlenmiş yani bu 20 yıllık süreç içinde. Sonra mesela yine bunlardan biri, dönem içinde taraftarlara deplasman yasağı getirilmiş hocam. Taraftara deplasman yasağı getirdiğiniz zaman ne oluyor? İnsanların, bir ülkenin, ülke insanlarının birbiriyle irtibatını kesiyorsunuz. Sosyal birlikteliği, toplumsal bütünleşmeyi yok ediyorsunuz. Ayrıştırıyorsunuz yani. Ayrıştırıyorsunuz. Bakın bunlar bizim itiraz etmemiz gereken, spor insanlarının seslenmesi gereken politikalar veya yanlış politikalar. Yani bence Murat Hocam bunun altını çizmek lazım. Birleştirici mi ayrıştırıcı mı artık? Yani bu yeni bir başlık olarak ele alınabilir. Spor birleştirici mi? Bu politikalardan sonra, bu yaklaşımlardan sonra ayrıştırıcı mı? Bunun altını çizmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun üzerine akademik çalışma yapan arkadaşlar da çeşitli incelemelerde yapabilirler. Tez konusu, doktora konusu olabilir. O bugünkü ayrıştırmanın ve bölünmenin de içinde olan bir dal, bir kol. Evet. Ona, o sporun da buraya nasıl katkı yaptığını veya nelere sebep olduğunu anlatacağız. Çünkü ben zaten Güneydoğu'da çalışan da bir spor adamıyım. Evet. Siirt'te çalıştım, Van'da çalıştım, Tunceli Dersim Spor'da çalıştım, Batman Petrol Spor'da çalıştım. Buralardaki atmosferi ve bizim batıya geldiğimiz zamanki karşılaştığımız şeyleri, ruh halini, onları çok iyi bildiğim için anlatacağız. Onları da anlatacağız. Evet. Buradan devam edeyim müsaade ederseniz, evet, hocam. tabii yine bunu siz girdiniz. Ben de ifade edeyim, yazmışım zaten. Bölge takımlarının terörle ilişkili takımlar olarak görülmesinin zemini hazırlandı. Kesinlikle öyle. Bir şekilde burada. Sonra pasolik diye bir şey çıkarttılar. İnsanlar fişleneceğiz diye korktular. Statlara gitmemeye başladılar. Statlar boş kaldı. Efendime söyleyeyim, başka nelerimiz var? Yayın gelirleri vardı. Hı hı. 550 milyon dolarlardan düştü. Bugün 100 milyon dolarlara düştü. Bu tabii, bu paraların gelmesi kulüplerin açıkça hırsız yöneticiler tarafından yönetilmesine,
ve kulüplerin için boşaltılmasına sebep kasıtlı olur. Kasıtlı olarak takımların düşürülmesine. Kasıtlı olarak takımların düşürülmesine. Büyük camiaların yok olmasına, sebep olur. Yani bir anda spor hafızası silinmeye başladı. Ülkenin spor hafızası silinmeye başladı. Bu herhalde belli odakların yaptığı çalışmaların spor üzerindeki laboratuvar çalışmalarının sonuçları değil mi hocam? Kesinlikle. Aslında buna şöyle de diyebilir miyiz? Sporun ruhunu kaçırdık. Evet. Yani sporun ruhunu biz mi kaçırdık, yoksa bugün bu ülkeyi yöneten mensup olan herkes ya da bu konuda sesini çıkarmayan herkes, biz bu ruhun kaçmasına müsaade ettik diyelim. Susarak çıkarmayarak. Şimdi onun için ikinci sorum, birleşen sorum şu olacak derken, ama yine bu genel konuları bir anlatmak istiyorum. Tabii ki hocam, buyurun. Neden anlatmak istiyorum? Çünkü yarın birebir tek tek izleyeceğimiz, anlatacağımız konuların başlıkları bunlar. Çünkü insanlar bunları duymak istiyorlar. Veya spor programlarında işte bir sürü spor programı var. Orada cambaza bak tarzında goy goy, lay lay gibi öyle spor programları izliyorlar. Biz bunları izletmemeye çalışacağız burada. Kesinlikle. Biz burada sporun bütün kangren olmuş sorunlarını, kimsenin konuşmadıklarını konuşma gayreti içinde olacağız. Çünkü Ver Yansın TV'de program yapanların sırtında yumurta küfesi yok. Omurgasında yamukluk yok, yumuşaklık yok. Biz de bu rahatlıkla burada derdimizi, işimizle olan, yani hayatımızı bundan kazandık, buna borçlu olduğumuz spora hizmet etmek için buradayız. Kesinlikle. Sonra bu çok acıdır, hep yerliyiz, milliyiz, vatanseveriz diyoruz değil mi? Ama 20 yıl öncesinde 3 yabancı oyuncu. Ben 2 yabancıyı da hatırlıyorum. Yani, vardı. Evet. Öncelikle 2 yabancıdan başladı, sonra artırılarak yok. Evet. Artı kurallarıyla vesairesiyle falan. Evet. Hiçbir zaman istikrar sağlamayan bir düzen içerisinde, bir çorba içerisinde, çok karışık bir çorba içerisinde sporu, özellikle de futbolu devam ettirmeye çalışan bir kitle, bir ekonomi yarattık bu şekilde de. Öyle de devam ediyor. Sonunun biz nereye gideceğini az çok kestirebiliyor ve sonunun hiç iyi bir şekilde gitmediğini zaten istatistikler de söylüyor, başarılı yüzdeleri de söylüyor vesaire. Aşağıya doğru iğmelenmiş bir durumda devam ediyoruz. Bunun önüne bir an önce 22-23 Haziran'da yapılacak TFF yeni yönetiminin... Ona orada gireceğiz hocam. Yeni yönetiminin... Hiç girme. Orada daha güçlü şeyler söyleyeceğiz. Bununla ilgili spor yönetenlerin tedbir alması gerekliliğini söyleyeyim. Daha sonraki konumuz. Aynen. O da içinde var. Onun için bizi izlemeye devam edin. Burada güzel şeyler olacak. Kesinlikle umuyoruz. Arkadaşlar. 3 yabancı sınırı varken bugün 3 yerli oynatma zorunluluğu var. Yani utanmasalar kulüplere kalsa, bakın samimi söylüyorum, 3 yerli de oynamasın diyecek. Neden hocam? Neden kulüplere kalsa, yani 3 yerli de oynamasınlar ya da hepsini yabancı oynatalım? Yani bu fikrini merak ediyorum ben. Birçok sebebi var. Bir, bu sebeplerin en önemlisi az önce ifade ettiğimiz yetenek havuzu çok daraldı. Yani, sebepler de var yetenek havuzu daralmasında. Eğitim politikaları, spor politikaları, üst düzey kaliteli oyuncu bulma şansın çok azaldı. Tamam, bir. İkincisi, özellikle 4 büyükler, tabii internasyonel, yani uluslararası düzeyde de mücadele etmeye çalışıyorlar. Bu açığı da tüm oyuncuların yabancı oyunculardan kurulmasını tercih ediyor. Artı bunun yanında bir şey daha var. Bu yabancı oyuncu transferlerinden çok da güzel şeyler, paralar kazanılabiliyor. Komisyonlar diyelim. Çok yani, ama bu işin içinde ne yapacaksın? İşte kulüp yönetimleri, menajerler, futbolcular, teknik adamlar, bazen bunun içine gazeteciler,
giriyor. Bir ekip olarak böyle, tamam mı? Güzel bir çalışma içine giriyorlar. Ama tabii bu geçmiş dönemde böyleydi. O 500 milyon dolarlık olduğu dönemlerde bunları çok güzel yapıyorlardı ama şimdi artık nereden baksanız bir kulübün 100 milyon dolar diye düşünseniz sadece bu para çıplak olarak, net olarak kulüplere dağıtılmış olsa 20 kulübe adam başı 5 milyon lira para, 5 milyon dolar para düşecek. Yani bu şey de kalktı ortadan. Şimdi bir de şehir merkezindeki statları yıktılar. Aldılar o statları, şehrin dışına götürdüler. O statlarda halbuki tarih vardı, o takımların ruhu vardı. Ben biraz nostaljik açıdan bakıyorum bu şekilde. Şimdi, öyle değerlendiriyorum, şimdi, öyle görmek istiyorum. Şimdi insanların hatıralarını yok ettiler. Şimdi hafızamızı yok ettiler. Aynen öyle. Ya şimdi nasıl diyelim, Roma İmparatorluğu'nda bir arena yapılıyor. Evet. Nerede yapılıyor? Bu şehrin göbeğinde yapılıyor. Kesinlikle. Çünkü kültür, sanat, spor şehrin dinamiğidir. Ulaşılabilir, merkezinde olsun, ulaşılabilir olsun. İnsanlar ne olsun? Kaynatsın, bir araya gelsin. Ve bu alanlar sadece haftanın bir günü kullanılmaz. Haftanın 7 günü buralar kullanılabilirdi. Dışarılara taşıyarak ne yaptılar? Hem yeni rant kapıları açtılar. 1'e 5 mal ettiler. Batman'da çalıştığım kulüpte dışarıya gidiyoruz. Yine stadı şehrin dışına yapmışlar. Şehrin dışına yapıldığı yerde otobüs şeyi bile yok. Servisi bile yok. Minibüs de yok. Öyle bir yer. Evet, evet. Şimdi buralara sporcu nasıl gidecek? Tabii ki. Sadece haftanın bir günü Batman Petrolspor gidecek. İşte bir taşıma şeklinde oraya 3-5 tane taraftar gidecek. Yani gelme diyor. Sen spordan uzak dur diyor. Yani hem sporu yapma hem sporu izleme. Senin spor kültürünü, spor hafızanı yok ediyor. Şimdi yetmedi. Bu statlarımızın isimlerini değiştirdiler. Ne istediniz İsmet İnönü'den? Ne istediniz Mustafa Kemal Atatürk'ten? Onların yerine bu ülkeyi hiçbir zaman satmayan, satanlarla karşı karşıya gelmiş insanların isimlerini o statlardan kaldırdınız. O statları ticari olarak satışa çıkardınız. Nef yaptınız, Vodafone yaptınız, bilmem ne yaptınız. Hocam sizi şeyler çok komik değil mi? Süper Lig'de yer alan takımların isimleri. Yani burada telaffuz etmek istemiyorum da. Bir Konya Spor'un önünde bir sürü yazı. Giresun Spor'un önünde bir sürü yazı. Yani tamam, sponsorluk önemli bir ihtiyaç. Sporun ruhundan bahsediyoruz ama işte İstanbul kulüplerinin bazılarının önünde bir sürü yazı. İşte bunlar muhtemelen çok ciddi anlaşmalarla sponsor olmuş firma ya da kuruluşlar. Ama sporun ruhuna da yakışacak sponsor bulmak daha doğru olmaz mı? Yani sponsorla yapılan sporun ya da kulübün birbiriyle örtüşmesi gerekmez mi? Bu spor etiğine yani geliyor. Yani bu işte sporun ruhunu az önce şeylerden, statların isimlerinden, kulüplerin isimlerinden bahsettik ya. Bahsettiniz işte. Bunu dile getirdik en azından. Bu sporun ruhunda o hafızamızın kaybolmasında önemli etkenlerden biri de değil mi? Yani birbiriyle örtüşmesi gerekmez mi? En azından bulunacak. Tamam, para önemli bir ihtiyaç. Kulüplerimiz için de önemli bir ihtiyaç. Sponsorluk anlaşmaları da gerekli. Ama lütfen hani bu kulüple yapılan işle, yapılan sporla bunların örtüşmesine dikkat etmek gerek. Her parayı veren, yani benim ismim burada yer alsın falan olmamalı. Sponun... Yani bir kumarhane şeyi aynen, olmamalı değil mi? Olmamalı ha? Hocam. Ya yani... da işte insanların belki o yaptıkları sponsorluk anlaşmalarından yaptıkları, aldıkları forma reklamından vesaire de
insanlar ona üzündürüp birçok ocağı söndürebilecek yapılar oluşuyor orada. Yani işte kumar siteleri, bahis siteleri ya da dijital para isimleri falan, hani bunların çok sporla örtüşmesi düşünülemiyor bence. Sadece para vermek, hani bu işin ruhunu biraz tadını kaçırıyor sanki. Hocam, kulüplerin kendi ayakları üstünde durabilmesini sağlamadıkça elbette bunlara bu da farklı, işte spor politikalarını işte doğru oturtursak ya da kulüp politikalarını çekirdekten daha büyük hacimsel boyutlara oluşturduğumuz zaman elbette bunlara ihtiyaç kalmaz belki, ama en azından yakışan sponsorlar bulmalı. Örneğin gerçekten hani mesela bir milli takımımızın, bayan voleybol milli takımımızın çok güzel bir sponsoru var. Onunla çok örtüşüyor ve çok anlamlı. Bunun gibi sporla ya da yapılan sporun kategorisiyle ilgili de doğru sponsorluklar bulmalı. Her şey para değil. Yani her şey para diyerek zaten işin çok büyük çıkmazına sebebiyet verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Dediğim gibi az önce aşağı doğru bir ivmelenme var. Bu ivmelenme ne zaman duracak? İşin gerçeği bu, ben merak ediyorum. Buradan etik spor ahlakına ve ruhuna, sporun felsefesine, olimpizm ruhuna sahip çıkmamız kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle öyle. Şimdi yine o hafızamız dediniz ya, yine şimdi o şeyden girelim. Birçok stadı yıktılar, yok ettiler. Hatta bu ülkenin, cumhuriyetin hafızası olan ilk kompleksi yıktılar hocam. Hangisi o? Ankara'da 19 Mayıs Spor Kompleksi. Şimdi 19 Mayıs Spor Kompleksinin yapılması için kim emri verdi? Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi öyle bir şey var ki, hafıza silme gayreti var ki, 100 yıllık genç bir cumhuriyeti gömmek için her şey yapılıyor. İşte o stadı yıktığın zaman neyi yıkmış oluyorsun aslında? Cumhuriyeti yıkmış oluyorsun hocam. Cumhuriyetin hafızasını silmiş oluyorsun. Şimdi eğer bir kompleks yapacaksan başka tarafa yapamıyor musun? Cumhuriyetin 50 yılının, ilk 50 yılının en önemli 50 eserinden biri 19 Mayıs Stadı. Ve 19 Mayıs Stadı'nda bugün birçok insanın anıları, hatıraları var. Siz bunları yok ediyorsunuz. Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin en önemli unsurlarından biridir 19 Mayıs Stadı. Sen yerine yenisini yapsan... Buna benzer örnekler çok hocam. Yani yüz binlerce her sporcunun, neredeyse Ankaralı'nın, her Ankaralı'nın bir mazisi vardır orada. Yani 19 Mayıs Spor Kompleksinin içerisinde, ama karate yaparken, ama tekvando yaparken, boks yaparken, futbol oynarken, dış sahalarda vesaire. Herkesin bir anısı neredeyse vardır yani. Gerçekten Ankara'da yetişmiş bir bireyin orada mutlaka bir anısı vardır. Bir oynamışlığı vardır, bir orada bulunmuşluğu vardır. Artı çocuklarını güvenle emanet edebileceği bir organizasyonun içidir orası. Yani, şimdi normalde ülkesini seven insanın, bireyin, partinin buna gözü gibi bakması lazım. Lazım. Kesinlikle doğru. Bu bana cumhuriyetin armağanı. Bu benim hafızam. Sen geçmişi silersen ne yapıyorsun? Geleceği de yok ediyorsun zaten. Şimdi anayasanın 59. maddesini diyeceğim. Bu arada diyeceğim. Bir dipnot düşeyim. Orada 19 Mayıs'ın altında onlarca amatör takımımız vardı. Onlarca amatör kulübümüz vardı. Şimdi her biri bir yerde ve her gün ver yansın ediyorlar. Çünkü neden? Antrenman yapacak. Çocukları soyunduracak. Antrenman çeşitlendirecek. Yarım saat 4'te bir sahada antrenman yapmaya çalışan onlarca kulübümüz var. Hani onları da dile getirip onların sorunlarını da buradan bizi izleyen izleyicilerimize farkındalık olsun diye dile getirmek istiyorum. Onlar hakikaten çok zor durumdalar. Amatör
ruh oradan başlıyor. Yani o kulüplerin, o 19 Mayıs'ın altındaki takımların, o kulüp organizasyonlarının hocam, içinden başlıyor. Hocam ben bunu yazdım. Muhtemelen okumuşundur da okumuşum. bununla ilgili yazıyı. Biz de oralarda oynadık. Yani biz de oralarda büyüdük, yetiştik. Yani, dediğiniz gibi hepsi dağıldı. Hepsi kendi yerde. Başına böyle ne yapacağını çözüm üretmeye çalıştı. Geçen bir hocam paylaşmış. Ben de sosyal medyada onun paylaştım. Necati Özden hocam. Benim eski ya diyor ki hocam, yani kendi insan. Diyor mahallemin takımıyım, bölgemin takımıyım. Kendi bölgemin sahasında bir saat antrenman yapma izni alamıyorum diyor. Pınarspor. Yok diyor. Ne yapıyorum? Artık üst taraflarda müsabaka yapamıyorum. Müsabaka 12 yaşında. Kategorilerini kapatıyor. Şimdi sporcular, çocuklar sokakta. Şimdi ne oluyor? Spora hizmet mi ediyoruz biz? Asla. He? Peki var mı o zaman bizim spor politikamız? Yok. Şimdi ne diyor anayasanın 59. maddesi? Devlet çocuğa, vatandaşa spor yapma hakkını sağlamak zorunda ve imkanını vermek zorunda. Değil mi? Evet. Peki durum ne? Bugün spor yapma imkanını bulan her çocuk zengin çocuğudur. Kesinlikle dar gelirli çocuklar gidip de kursa para verip karnını doyurup onun malzemesiyle ihtiyaçlarını giderip yapması şu ekonomik koşullarda mümkün değil artık. Bu ülkede arkadaşlar, bu ülkede çocuğun spor yapma şansı ve imkanı kalmamıştır. Anca 500 lira, 1000 lira paran varsa gidersin haftada 1 saat, 2 saat çocuğunu eğlendirirler dar alanda, böyle halı saha gibi yerlerde. Aynen. Tamam mı? Haftalık elektriğini atması konusunda spor değil. O da spor değil. Tamam mı? Bu şekilde bir spor kültürü, ya daha doğrusu sporsuzluk kültürü aynen. oluşturdular. Şimdi yetmedi. Ne oldu? Üniversitelerde birçok üniversitenin spor bilimleri fakülteleri açıldı, değil mi? Siirt'te açıldı. Her yerde açıldı. Mantar gibi açıldı. Peki buradan mezun olan öğretmenler ne yapıyor hocam? Hepsini iş bulmaya çalışıyoruz. Ben sana söyleyeyim. Ya polis diye müracaat ediyor. Kesinlikle doğru. Ya sözleşmeli askerliğe müracaat ediyor. Olmadı Getir'de efendime söyleyeyim. Kuryelik yapıyor. İnşaatta mala vuruyor. Efendime söyleyeyim, AVM'de güvenlik olarak çalışıyor veya evde oturuyor, iş arıyor. Doğru. Peki onun çalışması gereken yerlerde kimler çalışıyor? Mesela ilçe müdürlüklerinde imamlar atanıyor. İl müdürlüklerine imamlar atanıyor. Mesela bu ülkenin bir önceki spor bakanı ilahiyat fakültesi mezunu. Şimdi ben benim yapamadığım işi, yapmam gereken işi imamlar yaparsa ben de aç kalacağım tabii hocam. Yani. Bulamayacağım tabii. Doğru. Şimdi bunlar konuşulmayacak mı? Konuşulacak. Geçelim. Geçmeyelim hocam. Burada ben bir örnek vereyim. Hayır. Ben daha fazla uzatmayayım. Neden uzatmayayım? Sen konuya gir. Katkıda bulunayım ben bu konuyla ilgili. Neden? Bilmiyorum. Ne kadar oldu? Daha 35 dakika falan oldu. Birinci konudan çıkamadık. Peki. İkinci konuya giremedik. Yani eğer biz bu sörfle gidersek sabah 5'e kadar konuşuruz. Peki hocam. Bırakalım. Ama sen konumuz çok. Sen şeyi son söyleyeceğini söyle, sonra ben yine pası sana atacağım. Az önce işte okullardan, üniversitelerden mezun olan meslektaşlarımız diyelim. Meslektaşlarımızın çeşitli kendi işlerinin dışında yaptıkları konusunda ben bir organizasyon boyutunun içerisindeyim. Kendi işlerini yapan arkadaşlarımızın da, meslektaşlarımızın da iş doyumunun ne kadar olduğuna bakmalı. Ben bir organizasyon içerisinde görev alıyorum şimdi. Beden eğitimi spor organizasyonu içerisinde yer alıyorum.
beden eğitimi öğretmenlerin devlet kurumunda özel sektörde çalışan, özel okullarda çalışan beden eğitimi öğretmeni arkadaşlarımızın asgari ücretin altında maaş aldıklarını söylüyorum. Asgari ücretle sözleşme yapıp asgari ücretle buraya çok dikkat edilmesi gereken, izleyicilerimiz de lütfen bu konuya tepkilerini dile getirsinler. Her sosyal medyadan dile getirsinler. Asgari ücretle sözleşme yapıp daha sonra verilen parayı banka kanalıyla gönderilen paranın bir kısmını tekrar iade eden beden eğitimi öğretmeni arkadaşlarımızın olduğunu biliyorum. Ne kadar acı. Asgari ücret 8500 lira, 6000 lira sözleşmeyle 2500 lira müdüre tekrar iade ediyor. Yani buna ben de şahit oldum. Evet, gerçekten bu çok acı. Bu bizim meslektaşlarımızın ne kadar çok suistimal edildiğini, ne kadar değersizleştirildiğini açıkça göstergesidir. Bu aynı şekilde antrenörlük yapan arkadaşlarımız için de böyle. Asgari ücretin altında 2-3 bin, 5 bin liraya antrenör olarak çalıştıran hem de profesyonel takımlarda görev alan arkadaşlarımız var. E peki bu antrenörleri değersizleştirmek, 2-3 bin, 5 bin asgari ücret ya da her neyse yetersiz bakiyede çalışan arkadaşlarımızın ne kadar verimli olabileceğini düşünüyoruz. Sürekli geçim kaygısı yaşayan arkadaşlarımızın ne kadar verimli çalışacaklarına, altyapıdan ne kadar milyon dolarlık sporcular, yani 3000-5000 maaş alıp da milyon dolarlık sporcular yetişmez. Kendi gelişimini sağlayamaz. Kendi gelişimini sağlayamaz. Kendini yol geliştirmeyen parasını, çocuğu nasıl geliştirecek? Aynen, yol parasını karşılayamaz. Futbol Federasyonu binlerce liralık kurs açıyor. Bu kurslara nasıl gidip de kendi gelişimini tamamlayacak? Kursların niteliği, niceliği elbette tartışılır ama buralara gidemez. Hocam o benim bam yani benim bam telim, onlara da yani gireceğiz. Yani izleyicilerimizden bu konuda benim özel ricamdır. Mutlak surette sosyal medyada vesaire çeşitli platformlarda meslektaşlarımızın ne kadar da değersizleştirildiğini, hak etmedikleri ücret, hak ettikleri ücretin çok çok altında çalıştırdıkları konusunda dile getirmelerini rica ediyorum. Bir sürü bunlarla ilgili gruplar var. Telegram gruplarında var, WhatsApp gruplarında var. Bunlar lütfen dile getirin. Öğretmen ve meslektaşlarımız hak ettikleri değeri bulsunlar. Bizim kurtuluşumuz onlarda, öğretmenlerde. Yeni nesil sizin eseriniz olacak dedi Mustafa Kemal Atatürk, boşuna demedi. Onun yüzünden bu harekette sosyal medyada, diğer platformlarda lütfen bunun buna dikkat çekelim. Evet. Yine bu konudan çıkmıyoruz. Biz burada konuşuyoruz. Dedik ya, sırtımızda yumurta küfesi yok. Çiğ yemedik, karnımız da ağrımıyor. Aynen. Şimdi o zaman spor insanı, spor adamı, bir antrenör, bir sporcu, spor gündemi veya Türkiye gündemi üzerine politik söylemlerde bulunabilmeli mi, bulunmalı mı? Veya bulunursa bunun kendisine dönüşü olur. Nasıl olur mesela? Ne düşünüyorsun bu konuda? Hocam, ben yıllardır bir kurum içerisinde görev aldım. Her zaman da bildiğim doğruları söylemekten geri kalmadım. Eğer geri kalırsam kendimi inkar edeceğimi düşündüm. Nereden geldiğimi inkar edeceğimi düşündüm. Bunun için de her platformda, her zeminde bunları dile getirdim. Bu kuruma 2002 yılıydı sanırım işe başladım uzman olarak, spor bilimci uzman olarak. Onun için de 22 yıldır hala uzman ve spor bilimci olarak aynı devam ediyorum. Açık değil mi? Hı hı. 22 yıl her platformda gerek sahada gerek akademik çalışmalarda ben görev aldım. Ve başarılı da oldum. Başarılı olduğumu da düşünüyorum. Bunun takdiri tabii ki o zamanki içinde bulunduğu zaman dilimi içerisinde değerlendirmek gerekir ama başarılı da olduğumu düşünüyorum. Ancak gerçekten bu işin içerisinden gelen, sporla ilgili çalışmaları yapmış ancak yaptığın şeyleri az önce dile getirme boyutunda
herkesin istediği gibi söylememiş olman ya da onların istediği gibi hareket etmemiş olman her zaman bir dezavantaj oluşturur. Bence söylemeli mi? Evet, bunu kırmalıyız. Yani gelecek nesiller için kırmalıyız. Maalesef Türkiye'de, net söylüyorum, Türkiye'de hangi hükümet döneminde olursa olsun, hangi siyasi düşünceyle ilgili olursa olsun, toplumumuzda bir grup yalama, affedersiniz, yalaka tipli insan var. Bunlar zaman gelir Atatürkçü hüviyetinde, ne bileyim, dövme yaptırırlar, kulağına küpe takarlar, aynı frekansta yer alırlar. Gün değişir, aynı insanlar sakal uzatır. İşte ben insanların sakal uzatmasını ya da görüntü anlamında değil ama bu görüntüler simgeleşmiş olduğu için söylüyorum. O şekilde sakal uzatır, yine aynı yerde yer alırlar. Biz bu sorundan kurtulamadıktan sonra, yani iyi ahlak, doğru duruş ekseninde hareket etmedikten sonra hiçbir şeyin önemi olmayacağını düşünüyorum. İster A kategorisinde düşüncesinde yer alın, ister B düşüncesinde yer alın. Bu insanları aramızdan temizlemeden ne liyakat olur, ne kademede ilerleme olur, ne insanlar hak ettiği yerde olur. Onun içinde tutar ne diyorlar şimdi? Mülakat yapıyorlar. Mülakatlar çoğalır. Toplumda insanlar bezdirilir, yıpratılır, mobbing uygulanır ve sonuçta o insanlar artık bir noktadan sonra bıkar gider. Biz konuşan taraftayız. Bir şekilde konuşan. Ama konuşamayan yüz binlerce meslektaşımız, kamu kurumlarında yer alan ve bulundukları yeri hak etmeyen insanlarımız var. Önemli olan herkesin kendisini çekilip ben bunu hak ediyor muyum? Gerçekten doğru yerde miyim diye mücadelesini sürdürmesi lazım. Maalesef bizim iyi ahlaklı insanımız çok fazla bu anlamda yok. Rüzgar nereden eserse o tarafa gelir. Şimdi ben gerçekleri konuşuyorum. Bu kurumların içerisinde bulunan bir birey olarak. Herkesin sesi oluyorum. Onlar biliyorlar. Ya bu adam evet doğruyu söylüyor falan diye. Biliyorlar. Ya da insanın elinde olmayan geçmişinden, ailesinden, doğuşundan, bulunduğu yerden, doğudan, batıdan, memleketimizin her bir köşesinden gelen, bu kurumlarda yer alan insanlarımız var. Ve birçokları da mobbing görüyor. İstedikleri yerde, hak ettikleri yerde asla ve asla değiller. Ve bu toplumsal olarak mutsuzluk yaratıyor hocam. Hiçbir insanımız bu anlamda mutlu değiller. Kendi hak ettiğini alamıyor. Hak ettiklerini alamıyorlar. Yani hayattan beklentileri o değil. Ya da yaptıkları işin karşılığı o değil. Daha fazlasını hak ediyorlar. Daha fazlasını hak eden insanları ben biliyorum, tanıyorum. Aralarında birçok değerli insanlar var, birçok akademisyenler var. Hani içine kapanıyorlar, kaderine razı oluyorlar, kadercilik yapıyorlar. Sesimizi çıkarmayalım, işten atarlar diyorlar. Ya da daha fazla mobbinge maruz kalır, sürülürüz diyorlar. Bunun gibi birçok insanımız maalesef devam ediyor ve mutsuz bir toplum yaratıyoruz bu sayede. Bu toplumun hani spor anlamında olsun, eğitim boyutundaki diğer kamu kuruluşlarında olsun, bütün kurumlarında maalesef aynı. Demokratik platformda kendimizi ifade etme özgürlüğüne sahip değiliz. Konunun özü bu. İster politik düşünceni, yani politik düşünce demek tek bir oydan ibaret. Oyunuzu gidersiniz, sandığa atarsanız, arkadaşlarınıza, dostlarınızla, yakın bildiğiniz insanlarla bunun istişaresini yaparsınız, araştırırsınız vesaire. Sonucunda gider bir tane oy kullanırsınız. Bunu bu kadar politize etmenin, bunu bu kadar suistimal etmenin, çıkar anlamında kullanmanın, illa ben kazanacağım, illa ben o koltuk benim demenin bir anlamı, mantığı yok. Hayat 90 dakika hocam. 90 dakikamızı oynayacağız. Belki biraz da uzatmalar olur, hani sarkar falan. Ondan sonra bu dünyadan çekip gideceğiz. Önemli olan şu, gerçekten vatanımıza, milletimize, mensup olduğumuz kurumlara ya da ekmeğimiz kazandığımız hangi iş olursa olsun, bu duvarcı ustası da olur, sporcu da olur, antrenör de olur vesaire, o mesleğe yakışan hakkıyla o mesleği icra edebilmektir. En ahlaklı insan budur bence. Yoksa hani dediğiniz gibi imamı gelir bir şeyler, hak etmediği bir yeri olur. Yani siz din kültürü öğretmeni ya da imam gelir
bir ilçe müdürü antrenörlük falan filan yaptırabilirsiniz. Aynı bir şey. Ama siz gidip yapabilir misiniz onu? Yapamazsınız. Bu mümkün değil hocam. Ya sizin kendinize ve karşı tarafın mesleğine saygıyla ilgili bu. Siz öyle yetiştirilmişsiniz. Öyle eğitim almışsınız. Bu eğitimi o şekilde kendini bildiğiniz alanda icra etmelisiniz. Yüz binlerce yazan arkadaşlarımız da var şimdi interaktif yayın olduğu için. Yüz binlerce yöneticilik mezunu insanlarımız var. Hangisi yöneticilik alanında, spor yöneticilik alanında, kamu kurumlarında, devlet kurumlarında yer alıyor, yapıyor? Yok böyle bir şey. Onun mülakatı işte bu sürekli gündemde. Yok 55 almış, işte mülakatta fazla verilmiş vesaire. Bunlar geçmiş dönemlerde de vardı. Bu siyasetten, bu hükümet döneminden önceki dönemlerde de bunlar rastladık. Ama bu kadar sık rastlamadık. Yani hakikaten birilerinin önce çok keskin çizgilerle geçen insanlar tanımadık. Ama şimdi bunlara şahidiz. Ve bu insan toplumumuzun yarasıdır artık. Yani bunlardan kurtulmamız lazım. Biz 85 milyon bir ülkenin evlatlarıyız. Spora hizmet edeceksek, evet spora hizmet edeceğiz. Politikacılar bizim ülkemizde politikacı yok. Ben onlara politikacı demiyorum. Apolitikacı diyorum. Apolitikler çünkü. Ya politika üretmiyorlar ki. Hangi alanda politika üretiliyor? Milli eğitim alanında mı? Spor alanında mı? Veya hangi alanda üretiliyor politika? Farklı bir sürü alanlarımız var. Yani üretilen bir tane politika var mı ortada? Politika falan yok. Apolitiyiz. Birileri yani bir şekilde önümüzdeki olan ya tamam işler hallolur erteleyerek Demirel dönemindeki gibi erteleyerek bir şeyler hallolmasını bekliyoruz. Ya da keskin çizgilerle o bizden, o sizden gibi ayrımların içerisinde yok olup gidiyoruz. Artık bu noktada insanların biraz kendilerini çek edip yetenek ve yapabileceklerinin sınırlarını dizayn edip ona göre hareket etmeleri gerekiyor. Ben şunu yapabilirim ama bunu yapamam. Ama bunu yapana da saygı duymam lazım. Yani bu nokta çok ince bir kıskat. Ben her şeyi yaparım lan. Bu işler bir yere varılmaz. Varılmıyor da zaten. Eminim ki ülkenin, yani yeni seçim oldu. Ülkenin büyük bölümü bundan rahatsız. Hani hükümet yalnız arkadaşlarımız da bu konuyla ilgili rahatsızlıklar var. Ama giderilmesi konusunda ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Çünkü onun işi şu anda mutlular, mesutlar. Hocam, benim başka bir eleştirim olacak. Tabii bir anda gelmedik buraya. Alıştıra alıştıra geldik. Aslında bu işte öncü olacaklar rol modellerdi. Kimler mesela rol model deyince ben biraz buraya dokunacağım. Çünkü bu beni gerçekten çok üzüyor. Şimdi bu ülkenin en önemli kendi sektörümüzden gidelim yine, futboldan gidelim. Son 30 yılına damga vurmuş 3 tane teknik direktör söyler misin bana hocam? Türk futbolunda. Bunlar gelişimlerine göre Yok. İsim yani olarak. 3 işte tane isim sayayım o zaman. Ben sana yardımcı olayım. Çok doğru. Mustafa Denizli, Fatih Terim, Şenol Güneş. Hocam ben bunların en önüne Sepp Piontek'e koyarım. Hayır. Sepp Piontek bu ülkenin insanı değil. Yani bir konuya gireceğim. Tamam. Konuya şeyden ayrılmadan. Bu arkadaşlar ondan feyiz aldığı için Sepp Piontek. Yok. Merkezinden ayrılmadan. Yani spor insanı, spor adamı Türkiye gündemiyle ilgili ve spor gündemiyle ilgili politik söylemlerde bulunabilir mi? Bu tırnak içinden gidiyorum, bu şeyden gidiyorum. 3 tane isim. Şimdi Türk futbolunun 30 senesine damga vurdu değil mi bu insanlar? Evet, devam ediyorlar. Duayen, ombudsman, yani ne dersen de. Hatta bir ara futbol direktörü, Türkiye futbol direktörü vesaire. Her konuya hakim. En büyük takımlarda çalıştılar. Evet. Türk milli takımlarında çalıştılar. Türkiye'de futbola yön verdiler. Çizgi çektiler. Ve 30 yılda geldiğimiz nokta ne hocam? 3 tane yerli oyuncuyla oynuyoruz. Hı hı. Yetenek havuzumuz kalmamış.
Ortalıkta kulüp kalmamış. Antrenörün saygınlığı kalmamış. Değersizleştirilmiş. Antrenör değersizleştirilmiş. Ve bu üç değerli hocamız bir gün ağzını açıp da bu konularda eleştirel tek bir laf söylememiş. Sen duydun mu? Yok, duymadım. Duymadın değil mi? Hayır. Ben de duymadım. Kapı arkasında oralarda buralarda konuştularsa bilmiyorum. Hayır, toplumun önüne çıkacaksın. Rol modeller toplumun önünde konuşabilmeli. Bak, Türk antrenörünün bu durumunun en büyük müsebbibi TÜFAT'tır. Doğru. Sayın İsmail Dilber 25 yıldır neredeyse o koltukta oturuyor. Teorik ve pratik olarak hiçbir şeyi yok. Bu hocalara ilaveten Metin Kurt Hocam Yılmaz Vural ismini de vermiş ama. Yılmaz Vural benim hem hemşerimdir hem değerli bir büyüğümdür. Ayrıca entelektüel. Tabii ki. Çok muazzam entelektüel bir adamdır. Hmm. Yani göründüğü sahada uyguladığı şey görüntüyle özelde onunla bir oturup konuşsanız biz 7 saat oturduk. Ya, bizim sohbetimiz zamanımız. Şeyde birlikte Alaçatı'da. Öyle bir sohbet vardı ki büyük keyif alırsın. Neyse tekrar konuya dönmekte fayda var. 25 sene oldu neredeyse İsmail Dilber genel başkanımız. Bakın 25 senede ben bununla ilgili geçtiğimiz şeyde TÜFAT Ankara Kongresi'nde çıktım. Bütün eleştirilerimi tek der orada kendisine dile getirdim. Ondan sonra da kendisi çıktı bana, aldı mikrofonu. Siyaset yapıyorsun dedi. Halbuki ben siyaset yapmıyordum. Ben Türk antrenörünün ve Türk futbolunun çok aciz hale gelmiş durumunu göstermeye çalışıyordum. Hakikaten öyle. Bakın, İsmail Başkanımın neredeyse dedim ya 25 sene oldu. 5 senede bir koltuğu eskidiği için koltuğu değişti ama kendi değişmedi. Türk futbolunda bazı şeyleri değiştirmek için önce o kurumların başındakileri bir oradan indirmemiz lazım. Hani diyorlar ya CHP'de inmiyor diye mesela. Evet. Tamam mı? Yani Kemal Kılıçdaroğlu yapıştık oldu hadi. Evet. Yapışmayın arkadaşlar ya. Yapışmayın, bak bu ülke gidiyor. Her anlamda gidiyor. Bırakın artık. Neden bunu yalvarır vaziyette söylüyoruz biliyor musunuz? CHP'deki o delegasyon sistemi şeyde de geçerli. TÜFAT'ta da geçerli. Orada da İsmail Dilber'i istemediği sürece o koltuktan alabilme şansınız yok. Ama huzur verin artık. Bir rahatlayın. Bakın yaşınız da geldi bir yerlere. Buralarda proje üretecek, buralarda Türk futboluna katkı sağlayacak, geliştirecek, gelişimine katkı sağlayacak insanlar var, gençler var. Bizden de gençleri var. Kesinlikle. Biz de olmayalım oralarda. Ama açın şu ülkedeki gençlerin önünü. Şimdi gel öbür tarafa. Mesela bu konuda Fatih Terim'in, Şenol Güneş'in, Mustafa Denizli'nin bir tane şey seçiminde olduğunu gördün mü? TÜFAT seçiminde olduğunu gördün mü? Geldiğini gördün mü? Göremezsin. Bu konuyla ilgili bir fikir beyan ettiğini gördün mü? Göremezsin. Hadi öbür tarafa gelelim. Bunları bıraktık hocam. Ya ben politik bir insan değildim hocam. Bak net söyleyeyim. Apolitik bir insandım. Ama bir süreç geldi. O süreçte bu ülkenin kozmik odasına girildi. Bu ülkenin generalleri terörist diye içeri atıldı. Genelkurmay başkanı terörist diye içeri atıldı. Bu ülkenin doğusundan PKK'lı, efendime söyleyeyim, şeyle, üniformasıyla, asker üniformasıyla geldi. Ha burada sınırda hakim sordu, pişman mısın? Pişman değilim dedi.
Pişmansındır, pişmansındır, geç dediler, davul zurnayla içeri aldılar. Ülkenin batısında generalleri davul zurnayla Silivri'ye attılar, Hastal'a attılar, Sincan'a attılar. Şimdi kim konuşacak buralarda hocam? Ben konuşsam beni dinlemiyor, çapım belli. Ama bu ülkenin aydınları sustuğu için biz bu haldeyiz. Bu ülkenin akademisyenleri sustuğu için, teknik direktörleri sustuğu için, ya da sanatçıları sustuğu için. Ahlaklı medya olmadığı için. Ha, medyası sustuğu için, dediğin gibi ahlaksız olduğu için tırnak aynen içinde. Bunlar susup sesini çıkarmadığı için biz bu haldeyiz. Bugün Fatih Hoca'nın statta ismi var. Şenol Hoca'nın statta ismi var. Mustafa Hoca'nın statta ismi var. Sustuğunuz için hocam o statlarda isimleriniz var. Eğer Atatürk stadının ismine sahip çıksaydınız o statlarda isminiz olmayacaktı. Ama bizim gönlümüzde yeriniz olacaktı. Değil mi hocam? Tabii ki. Değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Ha. Buralarda susmayacaktınız. Buralarda konuşacaktınız arkadaş. Ha. Bu ülkenin savaşan bir ülke bu ülke. Savaşan bir ülke. Sen savaşan ülkenin askeri hastanelerini kapatıyorsunuz. Ve hocam biz susuyoruz ya. Şimdi biz bunları konuşmayacak mıyız? Yani bizim futbol adamı olmamız, futbolun içinden gelmemiz, ya siz konuşmayın, bunlarla ilgili bir fikir beyan etmeyin. E ne olacak? Ne olacak? Ülkeyi kime bırakacağız? Kimle mücadele edeceğiz? Onun için sessiz kaldınız. Sırça köşklerinizden aşağı inmediniz. Bana dokunmayan yılan bin yaşasıncılık. Efendim o şeylerinizden, lükslerinizden, konforlarınızdan vazgeçmediniz. Bakın yani ben emekli bir adamım, emekli maaşıyla geçiniyorum. Ama bunları konuşabiliyorum. Çünkü ben vatanımı seviyorum. Çünkü ben bu vatana karşı borçluyum arkadaş. Siz Kayseri Taş Mektebi'nden Sakarya Meydan Muharebesi'ne gelen 63 tane taş mektep son sınıf öğrencisinin şehit olduğu, hepsi toprağa düştü. Bir tane mezun veremediler. Onlara karşı bizim sorumluluğumuz yok mu? Siz bu ülkede eğer en üst makamlara geldiyseniz, en iyi ücretleri aldıysanız ve bu halk hala sizi sırtında taşıyor ve bu aç halk, bak aç halk diyorum hocam, hala sırtında sizi taşıyorsa, bunlara karşı sorumluluğunuz, borcunuz yok mu? Bence artık çok fazla bunu, bu telaffuz ettiğiniz isimlere rağbet yok hocam. Hatta halk dönemim, yani taraftar olmayan bir kısımla bence nefret boyutunda sevmiyorlar. Yani artık bu insanların burada olmalarını istemiyorlar. Yeni yüzler istiyorlar. Ama doğru hocam, yüzler. Hocam bu döneme istiyorlar. Damga vurdukları için evet. Ben buraya bir parantez açtım. Tabii ben konuyu daha fazla açmayacağım ama siz buyurun. Yani ben çok da o konuda bir dönem tamam bu teknik direktör bahsettiğiniz isimler üzerinden konuşuyorum. Ve buna benzer daha isimler de var. Çoğaltılabilir. Ancak bizim toplumumuzda başarı ya da başarısız, az önce koltuklarını yapıştılar kelimesini kullandık ya hep birlikte. Eğer başarısızsanız o koltuklardan inebilme erdemliliğini göstermeniz lazım. Kendinizi toplum gözünde nasıl görüyorsunuz ya da kendinizi nerede görüyorsunuz, bu anlaşılır gibi değil. Ya o
koltukların üzerinde yani ya da bulunduğunuz mevkilerde eğer başarısızsam istifa mekanizmasını işletebilmemiz lazım. Bu bütün kurumlar için de geçerli. Ben bir daha deneyeyim. Ya kardeşim, aynı insanla aynı işler aynı şekilde başarıya ulaşmıyorsa sıkıntı vardır. Einstein'dı galiba. Bununla ilgili çok değerli de bir sözü var. Yani aynı yöntemlerle aynı şeyleri yaparak başarıya ulaşamıyorsanız buna bir sıkıntı vardır. Yöntem değiştirmelisiniz ya da kişileri değiştirmelisinizdir bunun altında var olan temel düşünce. Ya yöntemi değiştireceksiniz ya da kişileri değiştireceksiniz. Biz artık hem yöntemi hem kişileri değiştirme boyutundan çok uzaktayız. Onun için yeni yüzleri halk istiyor. Evet, bunu ayrıca politika bazında da, kurumlar bazında da, yani sporu yönetenler, işte İsmail Dilber örneğini verdiniz, TÜFAT örneğini verdiniz, Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Deniz örneklerini verdiniz. Bunlar tabii ki Türk sporuna, Türk futboluna çok değerli hizmet etmiş insanlar, kabul gören insanlar. Ancak lider olan insanların bir özelliği de şu olmalı. Altından gelecek teknik adamları yerinde olabilecek teknik adamları yetiştirmek gibi bir misyonu da olmalı. Yani ben şimdi bakıyorum, yani piyasada evet birlikte çalıştıkları birçok hocalar var. Bütün teknik direktörlerin var. Ama yetişmişlik anlamında onların yerini alabilecek kimler var? Artık rekabet boyutuna gelmiş. Kendi futbolcusu, kendi öğrencisi işte bir rekabet olmalı mı? Evet, futbolun içerisinde, sporun içerisinde rekabet olmalı. Ama sizin oraya yetiştirebileceğiniz, o koltukları yetiştirebileceğiniz insanları da planlamasını, programlamasını, kariyer planını yapmakla mükellefsiniz. Lider insanların özelliklerinden bir tanesi de bu olmalı. Maalesef bizim bunlardan çok uzaksanız. Rekabet şansı yok zaten. Rekabet şansı yok. Çünkü şöyle söyleyeyim, rekabet falan yok, bir işaret ediliyor. Federasyon başkanlığı seçimlerinde de böyle konuya da değineceğiz. Seçimlerine de değineceğiz. İşaret edilecek, o seçilecek. Yani rekabetle falan ilgili yok. Sen iyisin, ben iyiyimle ilgili bir düşünce taşımıyoruz bununla ilgili. Bir atama yoluyla ya da işaret yoluyla tüm federasyon başkanlığı seçimlerinde ya da herhangi bir kurumun işleyişiyle ilgili, karar verme mekanizmasıyla ilgili bir arkadaşımızın ataması boyutunda, yapması boyutunda yapılan bu. Bir işaret bekliyoruz. İşaret geliyor. Siz oraya aday oluyorsunuz ya da başvuruyorsunuz. Ve sizin işiniz oluyor. Bunda rekabet falan yok ki. Hangi rekabetten bahsediyorsun hocam? Ben ilk lisansımı, antrenörlük lisansımı 98 senesinde aldım. Sonra 2002'de A lisansiyer oldum. Bugün 54 yaşındayım. Hala A lisansiyer antrenörüm. 7 kez başvurdum. 7 kez kabul etmediler. Ayrıca spor bilimleri mezunuyum biliyorsun Hacettepe'de. Evet. Ben teknik direktör olamıyorum. Niye? Ben de çok merak ediyorum. Şöyle hocam, şimdi ben bunu da çok komik bir örnek. Bunun da tam tersi. Buradan soralım. Niye Türkiye... Ya siz beni niye... bu saatten sonra da az önce söyledin ya. O rakamları falan söyledin ya. Şimdi evet. 200 bin liraya falan aynen, aynen. Herhalde. Tamam şimdi mı? Ben de tam tersi. Ya bundan sonra öldürseniz gelmem. Ya, o parayı kazanamayacağız ki hocam. Ya ben 7500 lira emekli maaşı olan bir adamım. Şimdi... Bir yandan şu bir şey daha geliyor. Arkadaş, bak bu ülkede teknik adamlar eğiticidir, eğitmendir. Evet. Sadece Galatasaray'da, efendime söyleyeyim, Fenerbahçe'de, Konyaspor'da çalışmaz. Evet. Gider Batman'da çalışır benim gibi, Dersim'de çalışır, gider amatör takımda çalışır, çocuk yetiştirir. Siz bu insanlara eğitim vermek zorundasınız. Ve bu eğitimleri minimum, asgari düzeyde, yani ödeyebilecekleri bir harçtır bilmem, bu seviyede neredeyse ücretsiz olarak vermek zorundasınız. Vereceksiniz ki o antrenör eğitim alacak, o eğitimli antrenör de çocuk yetiştirebilecek. Siz bu işi bu paraya bağladığınız zaman işi ticarete döküyorsunuz. Ticaret tabii ki hocam. Altta kalanın canı çıksın. Kesinlikle öyle. Hocam kapatalım, üçe geçelim mi? Orası daha olur. Şeyli... ateşli gibi geliyor bana şimdi. Yani az önce siz dediniz ya, antrenörlük fiyatları işte teknik 200 falan. Ben şimdi gitmiyorum. Yani buna hakkım var ama gitmiyorum. Neden?
Ya o parayı kazanamayacaksınız bir de alt takımda. Yukarıda zaten çalışma imkanınız yok. Oralar işte koltuklar zaten parsellenmiş. Koltuklar işaret edilmiş. Herkesin bir koltuğu var orada. Zaten kalkmaya da niyetleri yok. Alt tarafta ikinci ligde, üçüncü liglerde çalışarak da o paraları falan kazanmanız mümkün değil. Niye gidesiniz yani boştan yere, kendinize niye yatırım yapasınız bu anlamda? Doğru. Şimdi TFF seçimleri geliyor ayın 22'sinde. Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimleri var. Şimdi var olan bir... Ben adayım diyen bir kişi var şu ana kadar. Başkan var. Sıvattin Mehmet Hocam. Büyükekşi. Murat Aksu, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun oğlu. Ahmet Ağoğlu'nun yani konuşuluyor kulisler falan. Ama işte bu isimler içinde ben adayım diyen bir kişi var. Profesör Doktor Sebahattin Develi. Ve farklı olan diyelim bir de. Yani akademik kimliği olan, sporun içerisinden gelmiş olan, bu anlamda kitaplarıyla, makalelere katkıda, spora katkıda bulunan ve hala da bulunmaya devam eden CV'siyle de diyelim farklı olan bir kişi görünüyor şu anda. Konuşulan ve ben adayım diyebilen şu aşamada. Diğer hani işaret edilmeyi bekleyen ya da hani bu anlamda icazet almak isteyen arkadaşlar mutlaka vardır. Onlar da herhalde onu bekliyorlar. Hocam ama sana bir katkıda bulunayım. Sebahattin Deveci olacağız. Şimdi, şu anda adayım. Evet. Yani bir taraftan icazet beklemeyen ve CV'siyle de yani buna bir şey söyleyemiyorsa hocam, şimdi belki de icazet almıştır hocam Sebahattin hocamız ama ben hani bu anlamda düşünmüyorum. Vallahi farklı, yani farklı boyutta değerlendirdim. Yani farklı 15, olarak 15, ben bu işe varım diyelim. 15-20 gün öncesinden belki de daha fazla Sebahattin hocam şeye çıktı. Er meydanına çıktı. Evet çıktı. Ama er meydanına çıkmasına rağmen ben kamuoyunda gereken desteği aldığını görmüyorum yani. Evet. Yani belki bir iki tane bir radyo sporda çıktı. Yani yöresel televizyonlarda çıktı. Ya, yani ön tarafa çıkartacak bir pozisyonda değil. Ben öyle hissediyorum. Ya ben tarafsız anlamda konuşayım. Bağında söyledim. Yani şimdi, o anlamda hemfikiriz aslında. 1998 yılında Özertlik geliyor. 92 yılında. Oradan bugüne kadar. Şenes Erzik, profesyönel yönetici. Abdullah Kığlı, Haluk Ulusoy, Hasan Doğan, Mahmut Özgener, Mehmet Ali Aydınlar, Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir iş adamı. Levent Bıçakçı hukukçu. Hüsnü Güreli hukukçu, hesap uzmanı. Ve işte ondan sonra en sonunda Mehmet Büyükekşi. O da çeşitli şeylerde, sektörlerde üst düzey yöneticilik yapan, yine futbolla ve sporla sadece bir yıl Gaziantepspor'da kulüp başkanlığı yapıyor. Hı-hı. Ondan sonra o bir yılda yaptıktan sonra da federasyon başkanlığına namzet aday olabiliyor. Yani bu durumda sporun politikayla ilişkisini başında konuştuğumuz gibi söylersek, var mıymış yok muymuş hocam? Babası mı varmış yoksa? Şimdi mesela Candaş Tolga Işık'la bir röportaj yapmıştı. O röportajda ben onları da böyle şey yapmıştım. Ben icazet almadan buraya aday olmam, başkan da olmam demişti zaten. Mehmet Büyükekşi. Hı hı. Şimdi mesela daha önce yine bir programda çıktığım için bunu kaydetmiştim. Mesela İspanya Federasyon Başkanı Luis Lubi Ales, eski bir La Liga oyuncusu. Hı hı. İtalya Federasyon Başkanı Gabriele Gravina, akademisyen teknik direktör. Hı hı. Sırbistan Federasyon Başkanı Slavizja Kokeza, eski futbolcu. Hırvatistan Başkanı Davor Şüker, söylemeye gerek yok. Arjantin Federasyon Başkanı Claudio Tapia, eski bir forvet oyuncusu. Misal. Evet. Bunlar dünyada efendime söyleyeyim federasyonlarda başkanlık yapan
olun, sporun içinden gelmiş insanlar. Biz de bırakın onu, bakın bir şey söyleyeyim. Hızlı yürümemiş. 28 yıllık, 28 kaç oldu? 29 mu? Belki de 29, 30 yıllık. 92, tabii. 31 yıl mı? 31 yıllık dönem içinde. Federasyonlarda çalışan futbolun içinden gelmiş kişiler. İsmail Dilber, Fethi Eper, Selim Soydan, Cüneyt Tanman, Halit, Hamit Altıntop, Zekeriya Alp, Can Demir Berkman, Şeref Has, Orhan Saka. Kaç kişi saydım? 10 kişi. Bu da yönetici. Sadece yönetici pozisyonunda. Yani bizim bugün futbolumuz bu borç içindeyse, çocuklar küçücük halı sahalarda parayla eğitim alıyorlar. Almayı ve yetenekler bunların içinden ancak seçilebiliyorsa. Mümkün değil. Antrenörler Avrupa'da Türk antrenörü çalışamıyorsa, bırak yani az önce ifade ettiğim Fatih Terim'in bir Fiorentina Milan macerası var. O da ikisi toplamda bir sene değil. Hı hı. Onun dışında hiçbir antrenörümüzün Avrupa'ya çıkmışlığı yok. Şeyler var hocam şimdi. Eski Fenerbahçe'de Tayfun Korkut var. Yani o kültürden geldiği için hocam, Alman kulübüyle vesaire falan ufak tefek şeyler var. Onların şeyi Almanya. Almanya kökenli olduğu için. Türkiye'de o kültüre ait oldukları için. Buradan lisansını, belgesini almış Türk antrenörlerinden bahsediyoruz. Evet. Bunların hiçbiri yok. Yani netice itibariyle Türk futbolunun geldiği durum belli. Hı hı. Daha 3 ay öncesine kadar UEFA C ligindeydik hocam. Liechtenstein'la, Angora'yla falan. Tabii, kategorimiz belli. Tamam mı? Şimdi bu pozisyonda ne var? Ben 40 senedir, 14 yaşında dedim, bugün 54 yaşındayım. 40 senedir profesyonel, amatörden başla, profesyonel futbola gelinceye kadar masanın her tarafında oturmuş bir insanım. Ben ilk defa Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na yetkin bir aday gördüm, biliyor musunuz? Evet, farklı. Bakın, yetkin bir aday gördüm ama iddia ediyorum, çok iddia ederken de bu ters manyel de olmasını istiyorum. İddia ediyorum 300 civarında şey var değil mi? Delegasyon üyesi. İddia ediyorum 5'te 1 şeyi alması lazım. 60 kişi falan. Hocam sizin yani şöyle söyleyeyim. 60 kişi hocam siz aday olun diye 60 imzayı bulamayacak. Bulamayacak. Bak şimdi ben bence bu konuyla ilgili insanların yönlendirilme ya da kamuoyu oluşturmaması açısından, tarafsız kalmak açısından konuya bu boyutta bakmasak daha iyi olur. Hocam bir şey söyleyeyim. Bak. Tabii hocam. Futbola Elazığ Sürsürü genç takımında başladı. Üniversitesi Gazi Üniversitesi Futbol İhtisas Dalı'ndan mezun. Hı hı. Spor yönetiminde özertliğin ekonomik boyutu TFF örneği isimli doktora teziyle mezun oldu. Fırat Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde kurucu başkanlık görevinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Baltimore'da Maryland Üniversitesi Ekonomi bölümünde spor ekonomisi alanında doktora sonrası eğitim aldı. Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde yöneticilik ve şube sorumluluğu yaptı. Elazığ Spor Kulübü'nde yöneticilik ve çeşitli dönemlerde divan başkanlığı, Elazığ Spor Kayyum Başkanlığı görevlerinde bulundu. TÜFAT Elazığ Şubesi üyeliği, Boks Federasyonu, Judo Federasyonu, Oryantrik Federasyonu, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Üniversite Sporları Federasyonu kurullarında yer aldı. Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Spor Özel İhtisas Komisyonu'nda yer aldı. Genç Spor Genel Müdürlüğü Spor Ekonomisi Çalışma Grubu Futbol Ekonomisi Çalışma Stratejik Araştırma Merkezi FESAM çalışmalarına katıldı. Gençlik ve Spor Şurası UNESCO Beden Eğitimi ve Spor Komitesi üyeliklerinde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı Spor Eğitimi ve Bilim Kurulu üyeliğine atandı. Spor Bilimleri Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Spor Yönetimi ve Spor Ekonomisi alanında futbolda özertliğin ekonomisi, Elazığ Spor, Elazığ halkınındır spor teknolojileri, postmodern futbol kitaplarını yazdı. Bu üç kitap değil. Burada bende daha da var da bu üç kitap var, olarak yani koymuş. Onun üzerinde kitabı var hocam. Aynen öyle. 2019 yılında profesör oldu. Fırat Üniversitesi Senato Üyeliği Kalite Kurulu, Teşvik Kurulu ve Etik Kurullarında yer aldı. Uluslararası Spor Ekonomistleri Birliği Üyeliği, Uluslararası Chatball Federasyonu Profesyonel Komite ve Türkiye Temsilciliği, New Europa Media Initiative Üyeliği, Avrupa Spor'da İnovasyon Platformu, Türkiye Temsilciliği görevlerini yürütmekte. Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği yapmakta. Şimdi bunun yanına federasyon başkanı olarak kimi koyacaksın? Sorunun cevabı basit. Şu üç isimden koy birini hocam. Mehmet Büyükekşi, Murat Aksu, hocam, Ahmet Ağoğlu. Yani CV olarak değerlendirilecek olsa az önceki konuya tekrar döneceğiz. Yani dönmek zorunda kalacağız diyelim. Yani liyakat ya da işte hak edip hak etmeme konuları, bunun tam da ortasında, kitabın tam ortasından konuşmak gerekiyor. Yani o CV'yi bir defa hani ilk konuya başlarken dedi ki farklı. Yani bu anlamıyla diğer aday kulislerinde konuşulan adaylardan farklı CV'si. Onun için hani bunun üzerinde çok fazla değerlendirmeye gerek yok. Eğer kabul ederse hocayı davet edeceğiz. Bir gün kendisi çeşitli çok orijinal projeleri var. Takip ettiğim benim. Önümüzdeki hafta programımıza davet edebiliriz. Kendisi davet ederiz. Anlatır ama hani o diğer adaylarla kıyaslayalım mı, kıyaslamayalım mı? Türkiye'de işler bu şekilde CV'ye göre ya da başardıklarına göre yürümediğini hepimiz biliyoruz. Ama CV'si anlamında da, kişilik olarak anlamında da, sporun içerisinden gelen bir meslektaşımız olarak da, bir akademisyen kimlik olarak da hepsinden çok fazlasıyla zaten açık ara ayrılıyor. Yani sadece burada ben bu anlamda nokta diyebilirim. Ama diğer adaylar belli olsun, netlesin. Diğer adayların üzerinde değerlendirerek, kıyas yaparak, oradaki kıyas yapmak, değerlendirmek biz burada dile getiririz. Ama oradaki oy verecek delegelerin vicdanıyla ilgili ya da Türk futboluna, Türk sporuna bakışıyla ilgili ne bekledikleri, Türk futbolundan, Türk sporundan bireysel olarak, millet olarak ne bekledikleriyle ilgili verecekleri oyun niteliği. Kime verecekleri oyun niteliği? Hocam, madem biz bir şeyleri düzeltmek için burada ver yansın ediyoruz, evet, ya, programımızın adı ver yansın. Hı hı. Biz nerede? Biz bu işten ekmek yedik. Çocuklarımızı bu işten büyüttük. Onun için buraya borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Kesinlikle. Bak, Asım Şengör, biyolog Asım Şengör. Hı hı. Onun güzel bir cümlesi var. Çok hoşuma gitti. Onu paylaşmak istiyorum. Diyor ki, hayat, yaşam biçimsel olarak, şekil olarak, insanlar adına güzelleşmesi adına ancak diyor entelektüel liderlerin diyor başa gelmesiyle olur. Kesinlikle. Sürü liderlerinin değil. Değil. Diyor. Tamam. Ya bunun için. Yani biz yaşamımızı güzelleştirmek istiyorsak, bu yaşamda mutlu olmak istiyorsak, evet, yaşanabilir kurallar içinde hayatımızı idame ettirmek istiyorsak, o zaman bizim entelektüel liderlere ihtiyacımız var. Kesinlikle. Sürü liderlerine değil. Değil. Bir yerden icazet bekleyecek adamlara değil. Eğer icazet bekliyorsan sonucu ortada. Bak, dört tane şey koymuşsun sen buraya, Sayın Başkan.
yayın ihalesi demişsin. Hı hı. Projelerin başında yayın ihalesi. Batak. Yapacağı Batak işte. 550 milyon dolardı. 100 milyon dolara düştü. Sonra harcama limiti demişsin. Harcama limitlerini %20'den 40'a çıkartmış. E çıkarttığın zaman kulüpler borçlanıyor zaten. Evet. Bu da proje mi? Sonra demişsin ki yabancı sırrını kararı. Değişen bir şey yok. Aynı şekilde devam ediyor. İki ileri bir geri. Mehter marşı. Tamam mı? Fark eden bir şey olmayacak yani orada. Niye? Çünkü kulüpler bir şeyler istiyorlar. Tabii ki. Adam ona göre planlamasını yapmış. Bak, burada nereye geleceksin hocam biliyor musun? Burada şuraya geleceksin. Az önce bana söylediğin. Delegasyon neyi seçecek dedim. Belki değişmiş olabilir bu delegasyon sayısı ama hocam, benim elimde bir şey var. Delegasyon kulüplerde 289 demişim ben. Tamam. Daha önce baktığımda. 147'si Süper Lig, 36'sı 1. Lig, 39'u 2. Lig, 67'si 3. Lig hocam. Evet. Tamam. Bak, teslim etmişsin kulüplere. Hı hı. Delegasyonu. Neyin kulüpleri nesiri olmuş? Bütün federasyon seçimlerinde aynı yöntem izlenir tabii. Ama bunun da bir sürü hileleri var. Tabii. Şimdi peki bu taban birlikleri olan, bu gerçekten futbolun emekçi, futbolun gerçek sahibi olan taban birliklerinin şeyine toplamda %10'u değil, 289'un %10'u değil, 28 delege. ASKP 10, Profesyonel Futbolcular Derneği 6, TÜFAT 6, Futbol Hakemciler Gözlemciler Derneği 6 hocam. Şimdi sen bu delegasyonda taban birliklerini bu yukarıdaki kulüplerle yarışabilir düzeye getirmediğin sürece gelen herkes kulüplerin isteklerine, taleplerine boyun eğmek zorunda kalacak. Ya da ikna etmek zorunda kalacak onları. Ha, ikna etmek zorunda. Ya ne güzel değil mi hocam? İkna ya? Etmek çok kolay zaten. Bak, sezon başlıyor. Sezon içinde bütün kulüpler birbirini yiyor. Hı hı. Kanlı bıçaklı oluyor. Federasyon seçimlerine gelince kuzu gibi oluyor. Hepsi bir anda birleşebiliyor. Tabii ki. Tamam mı? Bunun neden kaynaklandığını söylemem ister misiniz? Buyur hocam. Hocam sadece ya o delegasyonların seçim verme boyutunda bir salon düşünün. Hı. Bu salonun içerisinde delegeler oturur. Oy verecekleri zamanı beklerler. İçeriye arkadaşın birisi girer ya da arkadaş demeyeyim. Karar verici girer. Karar verici hangi başkanın yakınına oturursa o delegeler ona oy verir. Bu kadar basit. Hı. İçeriye girecek karar verici A kişisi, B kişisi, C kişisi hiç fark etmez. Hangisine ya da şöyle yorumlayalım. Hangisine gidip birine merhaba der, hayırlı olsun der ya da başarılar diler. Diğerine sarılır. Sarılarak başarılar diler. Yani bu böyledir yani. O delegelerde kime sarıldıysa onu oy verirler. Peki o zaman Türk futbolu batık. Yani bunu batık. Götürmez. Gerçek zaten bu. Şimdi federasyonun bir sürü kurulları var değil mi? Var. Efendim eğitim dairesi var, var. Hukuk işleri var, akademilikleri var, organizasyon var, milli takımlar var, var da var. Var. Şimdi herkes için spor var. Peki bunlarla ilgili projelerin olması lazım değil mi? Tabii ki. Şimdi bunlarla ilgili bir yıllık değil, iki yıllık değil. Yani başkanların değil, eğitim kurullarının bunlarla ilgili proje üretmesi 5 yıllık, işte Türkiye'de önceden vardı 5 yıllık kalkınma planı. Sporda da bu 5 yıllık kalkınma planı, orta vadede 10 yıllık kalkınma planı vesaire gibi planların hazır, raflarda duruyor ve bunların her an işleme koyulabilecek düzeyde olması, hazır bulunması lazım. Şimdi bununla ilgili ben Sebahattin Hoca'yı takip ettim. Sebahattin Hoca'nın hazır projeleri var. Programları var. Var var. Sebahattin Hoca'nın dışında aday olma şeyini gösterecek. Aday olacak
hiçbir şeyin, namzetin, adayın, namzetin projesi yok. Biliyorsun. Ama şu anda işte onun, sorun şurada ki ben adayım diyen kimse yok şu anda. Yani öyle bir durum söz konusu. Biz bir de tespit yapıyoruz. Yani. Evet, biz yani kulislerce gelecek, konuşulan mesaj üzerinden kim fikir yürütüyoruz. Kim tercih edilmeyecek? Aynen. Tamam mı? Ya burada hani ülke bakmış, efendime Türk futbolu bakmış, Türk futbolu kurtarmak için bir projeye ihtiyaç var. Bu projenin başına da ehliyet, birçok projeye ihtiyaç var. Bununla ilgili de ehliyet, liyakat sahibi konusuna hakim insanlara ihtiyaç var. Burada diyorsun, öbür tarafta diyor ki yok olmaz. Bu gelecek diyor. Hı hı. Orası da diyor komple gidiyor oraya şeyi mühürü basıyor. Hocam sizin şöyle bir şey var. Siz ne kadar proje üretirseniz üretin. Ya da çalışmalarınız ne kadar başarılı olursa olsun. İster uluslararası alanda ister Mars'ta. Ne kadar başarılı insan olursanız olun. Türkiye'de bir şey var. Karar verici olmanız gerekiyor. Karar verici olmadıktan sonra ne kadar projeniz olursa olsun, ne kadar güzel düşünceleriniz olursa olsun bunların hiçbir tanesi beş para etmez, hepsi çöp. Karar verici olacaksınız. Sabahattin Hoca'nın da gönül ister. Karar verici boyutuna geldikten sonra yeni projeler üretir. Eminim bundan da bunların üzerine daha projeler de eklenecektir vesaire. Ama ne kadar çok proje üretmediğiniz değil. O projeleri siz sunarsınız. A kişisine sunarsınız. B kişisine. O proje çok güzel. Tebrik ederim diyor. Alır rafa kaldırır. Türkiye'de projelerin uygulanabilmesi için ya da fikirlerin faaliyete geçebilmesi için, aktif kılınabilmesi için karar verici olacaksınız. O karar verici, karar verici olmanızı da bir karar verici belirleyecek. Sorun düğüm burada. Yani düğüm 22-23 Haziran'a yakın resmi başvurular yapıldıktan sonra yani, ben adayım üzerinden bunları çok daha rahat yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani aday da olsan, federasyon başkanı da olsan, adın Özerk de olsa Özerk değilsin. Tabii hocam. Yapamaz. Özerk. Paranın olduğu yerde hiçbir şekilde yani politikalar kendi başına yürütülmez. Yani Türkiye'de asla böyle bir şey yok zaten. Evet. Yani para ve insanın olduğu yerde her zaman sizin adınıza karar verecek, yönlendirecek bir politik düşüncenin esiri olursunuz. Yani yöntemler böyle işliyor maalesef. Evet. TFF Süper Ligi bitti. Evet. Galatasaray şampiyon oldu. Hayırlı olsun. Tebrik ederiz. Fenerbahçe son hafta Beşiktaş'ın içeride Konya ile 3-3 berabere kalmasıyla ikinci oldu. Hı-hı. Beşiktaş da hediye etti. Üçüncü sırada kapattı. Bu arada Ziraat Türkiye Kupası oynandı. Fenerbahçe 9 yıl sonra ilk defa bir kupa aldı. Bu Ziraat Türkiye Kupası da olsa bir kupa aldı. Ondan sonra onunla ilgili tabii Adana Demirspor'da yine konferans ligine katılma hakkını kazandı. Önce Süper Lig'le ilgili görüşlerini ve düşüncelerini alayım hocam. Sonra Ziraat Türkiye Kupası finali değerlendirmeni alayım. Şimdi aslında bizim ligi değerlendirecek olsak bizim ligi 3'e ayırmak lazım. Dünya Kupası'na kadar olan bir bölüm var. Dünya Kupası'ndan depreme kadar olan bir bölüm var. Depremden sonra da ya bitse de şu lig bir an önce düşen çıkan belli olsa da diye bir hakimiyetin olduğu bir ligimiz oldu maalesef. Yani ligin başlangıcında takımlar çeşitli hazırlıklarını yaptılar. Bana göre hiçbirinin hazırlığı da tam değildi. Çünkü kimyası bozuktu ki o bozuk kimyanın üzerine bir şey yapılmayacağı çok belliydi. Yani Avrupa'da bir zamana gidin annenizin liginde oynayın falan diye bir şeyimiz vardı ya. Söz vardı, oturmuş bir söz vardı. Aynen öyle devam etti. Dışarıya kapalı. İçeride korakor ne kadar mücadele edilebilirse her türlü kazanmanın mübah olduğu bir lig haline geldi. Ta ki bu Dünya Kupası'na kadar işte bir dönem Fenerbahçe işte ya şöyle olur çok güzel top oynuyor falan filan ama zafiyetleri öne çıktıkça bundan her takım faydalanma boyutunda oldu. Ve Dünya Kupası'na ara verildikten sonra o ritim bozuldu. Ritim bozulduktan sonra da
Tekrar toparlanma sürecine girdi ama lig bitti. Geç kalındı bu anlamda. Galatasaray şimdi bizim takımlarımızın genelinde bakıldığında bütün takımlarımıza düşen, çıkan, kalan her türlü işte konferans ligine, Avrupa ligine falan giden takımlarımızın şeyine bakıldığında, genel durumuna bakıldığında bizim takımlarımızın hiçbir şekilde kadro mühendisliğinin yapılmadığı açıkça görülüyor. Ki bu kadro mühendisliği yapılmadığının göstergeleri sezon ortasında, sezon devam ederken yapılan transferler ve yanlış transferleri de örnek gösterebiliriz. Galatasaray bu anlamda kadro kalitesi olarak bir nebze daha iyiyken bir yıl önce şunu hatırlıyoruz. Galatasaray bir yıl önce 14. bitirdi değil mi ligimizi? Yani o sıralamada falan bitirdi diye hatırlıyorum ben. Şimdi bir evvelki yıl tabii ki büyük takımların toparlanma süreci daha kısadır. Daha fazla toparlanır. Ekonomik harcamaları, ekonomik sınırlamaları diğer takımlara göre daha özgürdür. Bunları yapabilme gücüne sahiptir. Ama sorun şu. Takımlarımızın oyuncularını seçerken kadro mühendisliğinin olmaması, alternatif oyuncularının, alternatif sistemlerin oluşturulmaması, takımlarımızın herhangi bir felsefeye dayandırılarak sporcu yetiştirilmemesi. İşte bir Arda, Fenerbahçe'de Arda işte çıkıyor ama bu bir felsefenin ürünü bir çocuk değil. Yeteneğinin, kendi başına yeteneğinin oluştu ve bunun üzerine koyarak devam eden bir sürecin içerisinde bir felsefi bir düşüncenin ya da bir kadro kimyasının, kadro mühendisliğinin bir ürünü değil. Zaten bizim, Gençler Birliği Üniversitesi'nden gelme. Yani bizim de Erol Topgözler'in öğrencisi, sporcusu diyelim daha doğrusu. Biz de onun içinde kadro mühendisliği oturmadığı için hiçbir zaman hiçbir takımımıza bir kadroya aitlik hissi yok. Galatasaray zaten son zamanlarda bir transfer politikası belirledi. Bunu kiralama yöntemiyle giderek daha ucuz maliyetli olduğunu düşündüğü için kiralama yöntemi Icardi geldi, vurdu, gol oldu, işte aldı parasını, başarılı oldu, çekti gitti, helal hoş olsun. Bunun gibi işte büyük hayallerle Fenerbahçe hocasını getirdi, bu hocayla uçacağız, kaçacağız dendi. Ne oldu? Adam bir yıl çalıştı, sözleşmesi sönerdi, çekti gitti. Şimdi Fenerbahçe bugün bir transfer yaptı. İngiltere'den bir transfer. Neye göre yapıldı bu transfer bilmiyorum ki. Yani kim neye göre bunu önerdi? İşte sezon ortasında İtalya'dan bir tane sol bek alındı. Yani neye göre alındı bu sol bek? Dünyanın parası ödendi. Hani bu bir kadro mühendisliği midir? Ya da bu kadro becerisi midir? Ya da hoca becerisi midir? Yoksa gelişi güzel birinin, menajerlerin ya da birilerinin önerdiği bir boyut mudur? Aynı şekilde Beşiktaş'ı değerlendirecek olursak, Beşiktaş hocanın, dışarıdan gelen İtal hocanın bir boyutuna kadar. Sonra Şenol Hoca geldi, toparlandı. Eğitimci rolüyle bir şeyler empoze etti. Daha öncesinden çalıştığı takım oyuncuları mensuptu. O kimya oturdu, bir müddet devam etti. İşte son maçta kadar da en azından bir hedef kovalamaya başladı. Trabzonspor oldu mu şimdi? Yani bir yıl önceki şampiyon takım bir yıl sonra düştüğü durum Trabzon halkı açısından ya da Trabzon'a gönül veren izleyicilerin açısından çok vahim bir durum. Seyirci maça gitmedi. Çünkü ait hissetmiyorlar. Futbolcular da aidiyet hissetmiyor. Ya buna işte ne dersin futbolcu? Çıkınca işte biz Fenerbahçeliyim, işte ya da Galatasaraylıyım, Beşiktaşlıyım. Sahada o ruhla mücadele ederdi. Bu ruh ortadan kalktı. İlk konuşmamızın başında da değindik ya, ruhumuzu çaldılar, ruhumu çalın diye. Yani böyle bir şeyle ruhumuzun olmamasıyla aitlik hissetmemek de zaten bu olmaz. Türkiye'de bu kadar yabancının olduğu, bu kadar yabancı oyuncunun oynadığı da bu ruhun olmaması imkansız. Aynı dili konuşmayan, aynı frekansta olmayan... Lejyoner Ligi. Aynı frekansta olmayan insanlarla bu lig bu şekilde yürümez dedi. Alttan sporcu yetişir. Alttan sporcu yetişmeleri sadece buna bağlı değil, futbolcunun oynamasına bağlı değil. Orada bir sürü unsurlar var. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi, belli felsefenin oturtulması, imkanlar, tesis vesaire falan. Bunlar çoğaltılabilir ama gel gör ki ligimiz zaten giderek aşağı iğmelenen bir lig. İşte C ligine düştük. Avrupa'da, Avrupa Ligi'nde vesaire Liechtenstein'le oynuyorsun, Lüksemburg'la oynuyorsun, diğer takımlarla kıyaslanamayacak boyutta. Bunların bir sürü sebepleri var. İşte TFF seçimlerinde de inşallah Türk futbolu için hangi aday hayırlı olursa yeni politikalar üretecek,
yabancı kurallarıyla ilgili, eğitim politikalarıyla ilgili, harcamalarla ilgili, Türkiye'nin marka değerini yükseltecek projelerle ilgili kim gelirse ona saygı duyarız, destekleriz de. Ancak görünen şu ki az önceki bahsettiğimiz kişiler üzerinden farkındalık oluşturacak kişinin haricinde çok fazla iç açıcı görünmeyecektir. Bu şekilde bu süreçte devam edecektir. Sadece bunu hani yukarı yönlü dört takım üzerinden de konuşmak da doğru değil. Düşen takımlarımıza da bakmak gerekiyor. Yani veya orta sıralarda kalan takımlarda takımlarımızın hepsine bakmak gerekiyor. Ama bu anlayışla hangi takımımız ele alırsak alalım, göz önünde taraftar kitlesi fazla olduğu için az önceki örnekleri verdik. Diğer takım izleyicilerimiz lütfen bağışlasınlar bu konuda. Ancak kadro kimyasının, kadro mühendisliğinin oluşturulmadığı. Şimdi Fenerbahçe hocayı gönderiyor. Bugün transfer yapıyor. Ya neye göre yaptım? Adam onunla oynayacak mı? Oynamayacak mı? Kendi kafasında oluşturduğu sistem, alternatif sistemler ona uygun mu? Ondan sonra ya bu adam başarılı, satalım. Zarar ettin kardeşim. 3 milyon euro verdin, 5 milyon euro verdin. Bunu kim karşılayacak? Ne yapıyorsunuz? Acilen de hükümet yöneticilerinin ya da bu alanda karar vericilerin bu işe kesinlikle, yani bu kadar paraların, yüksek paraların çarçur edilmesinde ya da yeni yasa çıktı işte harcadığın kadar başkan sorumlu vesaire falan, bunun altının çizilerek dikte edilmesi toplum içerisinde de, yani hiçbir toplum ferdi bu kadar verilen boşa harcanan paralardan mutlu mesut değil. İsterse takım Avrupa şampiyonu olsun. Ben yani çok geniş ve güzel bir analiz oldu. Bunun üstüne çok bir şey söylemenin de doğru olacağını düşünmüyorum. Teşekkür ederim hocam. Ama bir destekte bulunayım. Dediğiniz gibi kurulan takımlar ekonomik olarak ligin değerinin çok üstünde. Tabii ki. Ve bunu kaldırabilme şansı yoktur. Meblağa bakıldığında Türkiye dünyada 6. 7. ekonomik kapsamda transferler boyutuyla 6. 7. sırada filan sıralamada bütçeye sahipler. Ya ama o gel gör oyun falan bakıyorsun, gidiyorsun Liechtenstein'le oynuyorsun, Lüksemburg'la, Malta'yla oynuyorsun, Malta'yla falan berabere kalıyorsun filan, bir de yani hani o yenemiyorsun da artık, yani o boyuta gelmiş. Milli takımın oluşturulması esasında da sen Almanya'da yetiştirilen, hazır yetişmiş futbolcuları getir, Türkiye'de Türk sistemini uygulatmaya çalış. Ya böyle bir anlayış olabilir mi? Tamam gelsinler. Hepsi bizim vatanımızın evladı. Hepimizin kardeşi. Liginin yayınını talep eden bir tane Avrupa ülkesi. Olmaz hocam. Böyle kalitesi. Şimdi sen ligin ortasında hadi şimdi banka şey neydi o birinci ligden bahsedeyim ya da ikinci, üçüncü ligden bahsedeyim. Televizyonların verdikleri liglerden bahsedeyim. Bu birinci, ikinci hafta izlenebilir. Hani böyle heyecanla yeni başlamış falan. Ya ikinci, üçüncü haftadan gerçekten izlemek falan istemiyorsun yani bu ligleri. Ya düşüyor adam, yerden kalkmıyor. 2 dakika, 3 dakika yerden kalkmıyor. Ya kardeşim evinize ekmek götürüyorsunuz. Ya futbolcu için de söylüyorum, antrenör için de söylüyorum. Evinize ekmek götürüyorsunuz. Ya yatarak mı götüreceksiniz bu ekmeği? Vicdanen nasıl rahat ediyorsun? Her şey kazanmak değil ki. Hocam o da ayrı bir konuya giriyor. Yani onun içinde futbolcuya dayalı düzen var. Evet. Antrenörün saygınlığının getirilmesi tabii var. Ki. Yönetici kalitesi var. Yöneticinin antrenörüyle değil oyuncusuyla belli bir yönetim anlayışına girme çabası var. Yani bunlar çok özellikle irdelenmesi gereken, mesela bir gün alıp bunu sadece bir konuyla, evet, bir konuyla bitirebileceğimiz, gezebileceğimiz, üstünde yürüyebileceğimiz bir konu. Kesin. Çünkü yaşayan bizzat bunun çilesini, faturasını ödeyen bir antrenörüm. Hikayeleriyle anlatılır bu işler. Kesinlikle. Ama bunun sonucu da ne oluyor? İşte antrenör artık oyuncuya teslim oluyor. Yöneticiye teslim oluyor. Sahaya kendi antrenör felsefesini koyamıyor. Koyamaz hocam. Anlayışını uygulayamıyor. Çünkü yarın kapıda bekleyen ikinci bir kişi var hemen. Ben ya bitsin de hemen ben geleyim çalışayım falan diyen. Hatta kendi arkadaşları var bu konuyla ilgili. Ya şu gönderse de bunu, bir gelirsen ben çalışsam diyecek. Bir sürü antrenör var. Bu neden kaynaklanıyor? Kulüp felsefesi. Kulüp felsefesiyle ilgili. Yani o kulübün
ruhunu yansıtmamasıyla ilgili. Bunun yıllardır hocalarımız da çekiyor. Bizler de bu işin içindeyiz zaten. Antrenör 7 tane kurstan geçip en üst mertebeye geliyor. İşte futbolcunun lisansı var. O da senelerce oynuyor. Profesyonelliklerde bir yerlere geliyor. Hakem desen aynı şekilde belli eğitimlerden, sınavlardan geçerek ve başarı çıtasıyla maç yönetiyor. Herkes var ama bir tek kulüp başkanlarının o kulüp başkanı olabilmesi için hiçbir şeyi yok. Tamam mı? Adam geliyor, otobüs firması sahibi, ben diyor kulüp başkanı olacağım. Geliyor kulüp başkanı oluyor, oturuyor antrenöre, gel ne istiyorsun? Efendime söyleyeyim 3 lira, yok sana 2 lira. Orada da arkada da 5 tane antrenörü de sıraya dizmiş. Tamam mı? Çünkü arkadaşlarımız maalesef ekonomik zorluklardan dolayı da bunlara gidiyorlar. Yani bunu kabul ediyor. Yani tamam hocam, çok örnekleri var bunun. Çok yani, örnekleri çok, var. Etik olmayan örnekleri de var ayrıca. Hani bununla ilgili ama yani biz en azından kapımızın önünü süpürmeliyiz diye düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar. Futbol oynanırken artık izlenebilir bir futbol görmek istiyoruz biz sahada. Yani izlenebilir olsun. Yani artık insanlar bıkmasın yani onu izlerken ya da kanalı değiştirmesinler artık. Yani adam yattıysa tamam, ciddi sakatlı olabilir vesaire falan, kalksın. Yani çabuk hareket etsin. Biz onu görebiliriz. Biz onu bir hani sporun içerisinde, futbolun içerisinde insanlar olarak görebiliyoruz ki niye yattığını onu orada. Görüyoruz yani. Bunun yapacak hiçbir şey yok. Bir de şu Şampiyonlar Ligi oynandı hocam. Evet. Bence hani ona da kısaca değinelim. Organizasyon olarak birçok eksiklerin olduğu söyleniyor. Özellikle ulaşım konusunda, trafiğin tıkanması konusunda, taraftarlara suyun tedariği boyutunda sıkıntıların yaşandığı söyleniyor. Yani taksi bulunamasından dolayı taksilerin yüksek rakamlar talep etmesinden kaynaklı sıkıntıların olduğu talep ediyor. Maçın bu boyutu, organizasyon boyutuyla ilgili daha güzel olabilir diye. Bu maçın organizasyonunu kanımca şey yapıyor, UEFA. UEFA yapıyor. UEFA'ya zaten şikayette bulunmuş. Yani bizim yaptığımız, biz yaptık anlamında demiyorum bunu. UEFA'ya giden şikayetler arasında bunların yoğunlukta, çoğunlukta olduğu. Ama tedarik zincirini mutlaka biz yapıyor olmamız lazım. Yani ama organizasyonun işte, genel şeyi, çalışması UEFA diyebiliyorum. Tabii. Trafiğin en azından o gün için farklı alternatifler sunulabilir miydi? Ya da hali hazırda bekletilen o güne özel taşımayla ilgili sorunlar çözülebilir miydi? Bunlara bir noktada bizler yardımcı olabilirdik diye düşünüyorum. Müsabaka esnasında da bence hani ben son yıllarda izlediğim Şampiyonlar Ligi müsabakalarından uzaktı. Çok keyif almadığımı söyleyebilirim. Daha fare doğurdu. Hani iki isim üzerinden, iki takım üzerinden zaten Manchester City'nin genel oyun felsefesi itibariyle çok böyle heyecana dayalı. Top bizde kalsın, işte pas yaparak oynayalım daha rutin. Heyecanı daha az kılan bir oyun felsefesi var. Onların takdiridir. İzleyicinin takdiri, benim takdirim de hani benim düşüncem de bu anlamda. Futbol böyle oynanmamalı sadece. Yani biz de kalsın, pas yapalım. Şey de çok tedirgin oynadı her iki takım. Her iki takım yani, evet. Neden tedirgin oynadı? Final Manchester City büyük bir çalışmanın ve mücadelenin ürünü olarak iki tane kupa arkasından üçlemeyi yapmak istedi. Ve şeyde Pep de aynı üçlemeyi double yapıyordu, ikiliyordu. Nasıl? Barcelona'da yapmıştı, evet, 2009 evet. Senesinde yanılmıyorsam. Bir de burada ikiledi. Ya bunlar onların kişisel beceriler. Ben spor sever olarak baktığımda hani o şeyi çok keyif aldım söyleyeyim. O sahada o kadar tedirgin ve kontrollü oynadılar ki evet, birbirlerine çok kontrol, karşı. Çok risk almamaya gayret gösterdi her iki takım. Phil Foden muydu şeyin yerine giren? Evet. Efendim, gelen onun bir pozisyonu var ikinci yarıda. İlk yarıda Haaland'ın bir pozisyonu var. Golü de ceza sahasının dışında Rodri ile buldular zaten.
Fransız oyuncusu. Goldeck zaten biraz daha erken olsaydı belki biraz daha heyecan katsayısı artardı. Golde biraz daha geç geldi. Inter de buna karşılık veremedi. Zaten Hakan bile favori galip geldi. Hakan bile yani savunma özelliği gösterdi. Yani evet, taktik yönü çok iyi uygulayan bir lig, İtalya ligi, İtalyan takımları. Ama neticede ikisi arasında ciddi bir şey farkı da var. Teraziye koyduğunda tabii favori takım kazandı bu anlamda. Bakıyorsun finale gelinceye kadar iki tane Portekiz takımı, bir de kendi liginin takımı Milan'a elemiş. Ama öbür taraftan işte Bayern Münih'i yanılmıyorsam değil mi? Real Madrid'i. Yani çok yüksek volümlü. Aslında Real Madrid denerek, Manchester City maçı bana göre beklentileri yükselten bir maçtı. Hani Real Madrid 4-0 yenmiş olması, bu maçta da çok keyifli maç olacak. İşte forvet ofansif ağırlıklı bir Manchester City mantığı, diğer tarafta defansif ağırlıklı bir Inter mantığı çok daha iyi bir maçın beklentisine sokmuştu bizleri. Ama bence daha fare doğurdu. Çok da böyle çok keyifli bir maçtı, izlemedik yani. İsmine yakışır çok keyifli bir maç, izlemedik. Bir de Fenerbahçe'nin kupasına da değinelim. Fenerbahçe 9 yıl sonra kupa aldı. Tebrik ederiz. Ancak o maçtan da ben çok keyif almadım. Neden? Yani İstanbul Başakşehir takımı bitmiş yani. Onlar tatile çıkmışlar bana kalırsa. Öyle bir görüntüyle oynadı. Fenerbahçe'de bununla ilgili Fenerbahçe'nin bu zamana kadar yükünü taşıyan bazı oyuncular da rakibe saygı duymaktan uzaklardı. Girdikleri pozisyonu değerlendirmek, yani rakibe saygı duymak, azaltmak anlamında falan değil. Futbolu güzelleştirmek anlamında saygı duymaları gerektiğini düşünüyorum ben. Yakalanırsa pozisyonu atacaksın ya da onun için atmak için mücadele edeceksin. Bunu da gösterdiklerini Fenerbahçeli oyuncularını söyleyemem. Onlar da tatile çıkmışlardı. Tatile çıkmayan birkaç oyuncu vardı işte. Genç Arda vardı. Bunun yanında Batshuayi vardı. Batshuayi'nin bir sakatlık sonrası açlığı vardı. Bu açlığını giderdi. Bunun yanında birkaç tane oyuncu, Fenerbahçe'de birkaç tane oyuncu maç isteyince netice ortaya çıktı. Ama Başakşehir'e hakikaten bu futbol anlayışı biraz daha kor oynamasını beklerdik. İyi bir maç olmasını beklerdik ama tatil erken çıkmışlar. Ben bunu tabii yazdım da maçı. Şimdi yine Galatasaray maçındaki maçında olduğu gibi Jesus 4-1-3-2 taktiğiyle, sistemiyle sahada yerini aldı. Bu bana göre Fenerbahçe'nin karakterine uyan bir diziliş değil. Yani oyuncu karakterine uyan bir diziliş değil. Yani bazı oyuncuların verimi düşüyor. Özellikle orta blokta savunmada işte Aaron'un üstüne çok yük biniyor. Çünkü öndekiler genelde 8 ve 10 pozisyonunda oyuncular olduğu için. Bazen 2-10'la bazen 2-8 oynuyor. Yani bu zaman çok çabuk kırılabiliyor. Keza bu kırılmalar Galatasaray maçında. Tabii daha ciddi takımlar çok üzerinde. Ama dediğin gibi Başakşehir bu zafiyeti değerlendirebilecek bir performans göstermedi. Gösterebilirdi. Bu yapıya sahip takım. Bu organizasyonun içerisinde bu organizasyonu yapabilecek bir takım. Ve 2-0 mağlup duruma düştü. 2 hatalı golle. İşte savunmanın ve kalecinin yaptığı hatadan dolayı Batshuayi, özellikle Arda'nın bu 2 golde de hem Aro'yu birleştirmesi derin pasıyla ve ilk golde de Batshuayi defansın arkasına sarkıtmasıyla 2 golü buldu. Karşılık veremedi ve bunun cezasını da skorun cezasını da 38. dakikada işte 3 oyuncuya kesti. Birisi Serdar, birisi Caner, birisi de orta sahada ön libero yabancı oyuncuya kesti. Ama giren oyuncular da aynı şekilde değişen bir şey olmadı. O direnci, o tepkiyi veremediler. Evet, yani psikolojik olarak, mental olarak bu maça Başakşehir takımını
iyi hazırlayamamış. Şeye dikkat ettim hocam. Fenerbahçe'nin bu maçın büyük bir bölümünde özellikle ilk yarıda Dünya Kupası'na kadar olan bölümüyle ilgili oynadığı futbol anlayışını Başakşehir'de oynadığı. Daha sonra bırakmıştı bu düşünceyi. Hani ofsayt çizgisi yapayım, önde baskı yapayım. Kaptan toplarla en hızlı, en çabuk bir şekilde gole gideyim anlayışı vardı işte Dünya Kupası'na kadar. Bunlardan bana kalırsa takıma yeni katılan oyuncular Fenerbahçe'ye ligin genelinde fayda sağlamadı, zarar verdi. En azından bu oyun anlayışından vazgeçti. İşte geriye doğru yaslanma, işte oraya Adanadenizsporlu futbolcu transfer edildi. Sol tarafa yine bir futbolcu transfer, bir iki tane de sakat girince o oyun felsefesinden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Yani önde baskı, arkada çizgi defans, öne çıkan defans, bu uyumu falan yok etmişti. Ama bu Başakşehir maçı içerisinde yine o anlayışta bulunan goller de zaten ona benzer yapılan goller. İşte çabuk oyuna gideyim, önde baskı yapayım. Baskıyla zaten bir tane gol attı ama ilk yarı 5 oldu. Aynı şekilde 5 tane pozisyon yakaladım. Ya Valencia işte, gününde değil. Gününde değil, bence şımarık yani, ya da bırakmıştı. Ben kafamda bitirdim Fenerbahçe'yi. Evet, günün Fenerbahçe'de günün kötülerinden biri. Kötüsüydü. Hani Jesus'la birlikte veda ettiler. Evet, biz de veda edelim. Peki. O zaman. Yaklaşık 2 saat olmuş. İzleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ediyoruz. Umarım daha güzel konularda, daha anlamlı konularda, hayatımızı aydınlatacak, bizleri daha erdemli getirecek, daha erdemli kılacak konularda umarım hocamla birlikte, konuklarımızla birlikte sizlere bilgilerimiz doğrultusunda yardımcı olmaya çalışacağız. Sizler de interaktif bir şekilde bizlere sohbet odalarına katılabilirsiniz. Mutlaka dikkate alınacaktır. İyi geceler. İyi geceler.